eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, kırdım ha. Ben testi kebabı kırmak için doğmuşum. Babası evlenmişti. Hüseyin'i yurda vermişti. İmkanlarım yoktu benim görüşmek. Gidemedim yuva yanıya. Bilmiyorum bir anne nasıl görmeden durabilir. Yani oğlum damatlığından görmeyi, yani onun düğününde olmayı tabii ki isterdim ama olmadı. Ufak tefek ne buldum kavga eder bu. Annesini mahane eder, başkasını mahane eder. Yani mahane çok. Konuşsunlar. Elbet izleyeceğim ben onu. Gerçekler de gizlenmez. İzleyince görüşürüz. Ya yani her şey diyor ben söy yapayım, ben yöneteyim. Benim dediğim olsun. Beceremeyecek gibi geliyor bana. Gelin ortada yok. İncir uyutma. Nasıl uyutacak inciri? O keyfimiz yerinde Kübra. Gel kız biz oynayak yapsın yani. Gelin. Çiftçilerde Adem var, ona selam gönderiyorum. Aldım, aldıydım, almıştım, aldım. Varlarım beni gaza getirme. Yorgan ipliği yok muydu kız? Hazır. Yine hazır, yine hazır. O şov yapıyor bence. Geç bunu. Dün karşımda nasıl sustu biliyor musun? Un koyacağını sanmıyorum. Un yani basit kalır. Ne örek yetişmezse yetişmez. Ne örek? Yok anneciğim. İnce olur yaprak. Nerede? Kaç yıllık tecrüben var kızım senin? Yani, kaç yıllık tecrübelisin de bana bunu soruyorsun. Zuhal Topal'la Sofradan'ın üçüncü günü Sancaktepe'de başlıyor. Bugün yarışmamız için Yozgat'tan gelinini alıp gelen Nigar Hanım'la gelini Kübra'ya konuk olacağız. Birbirinden eşsiz tarifler ve soluksuz izleyeceğiniz yeni bölümümüz için söz Zuhal Topal'da. Evet, üçüncü günümüzde Sancaktepe'deyiz efendim. Nigar Hanım ve gelini Kübra ta Yozgatlardan geldiler. Burası da Nigar Hanım'ın kız kardeşin evi. Bakalım bizi bugün neler bekliyor buyursunlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurdum, buyurdum. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyorum Nigar Hanım. Evet. Gelin, gelin. Kübra, merhaba. Siz? Memnun oldum. Merhabalar. Şunu da vereyim. Merhaba, ben Kübra Göktaş. 8 senelik evliyim. Ben Nigar Alp. Yozgat Sarıkaya'dan katılıyorum. İlk evliliğimden iki çocuğum oldu. Biri bunun eşi Hüseyin. Hüseyin'le hiç görüşemiyordum. O zaman babası evlenmişti. Hüseyin'i yurda vermişti. Ha, bir imkanlarım yoktu benim görüşmek. Gidemedim yuva yanıya. Yani benim iki tane çocuğum var, ikizlerim var. Kızı bıraktığım için ben burada zaten çok üzülüyorum yani. Yani bilmiyorum bir anne nasıl görmeden... Ayrı büyümüş. Hani sen ayrısın. Bir yabancı oluyor ama yine de insanın ciğeri. Geçilmiyor. Ya şimdiki evlendi tabii gittiklerinde ben yoktum yanlarında. Şeye dünürlük, dünüre gittiklerinde. Hani düğünlerinden olduğundan bile haberim yoktu. Sonra da ben kızımla konuşuyordum. Kızım söyledi düğün olduğunu. Ondan sonra ben hatta üzüldüm yani. Ben niye haber etmediler? Yani dışarıdan da olsa görürdüm diye. Yani oğlum damatlığından görmeyi, yani onun düğününde olmayı tabii ki isterdim ama olmadı. Ya ilk çocuğu. Her şekilde yani senin yanımızda, nişanımda, düğünümde, sözümde, kız istemesinde, hepsinde olmasını ben ne kadar istersem Hüseyin daha çok isterdi. Tabii ki yani isterdi ama işte gidemedim. Şeye gel, ben Kayseri'de oturuyordum onda. Kayseri'den Çayralı'na taşınmıştım. Biraz daha yakın olduğu için aramız. Ondan sonra iltibada geçti Hüseyin'le zaten.
gelinimle niye çıktım bu yola? Yemeklerini biliyorum. El lezzetini biliyorum. Yani evlendiğinden belli biliyorum yaptığı yemeklerini. Ondan dolayı ben katılmayı istedim. Ben kendime çok güveniyorum. Eğer isteyerek yaparsam her şeyi yaparım. Yapamayacağım hiçbir şey yok. İnşallah ben kazanacağım. Kız kardeşinin evi değil mi burası? Kız kardeşinin evi. Yozgat'ta evet. Yaşıyorsunuz. Yozgat'ta kalıyoruz biz. Kübra'cığım Yozgat'ta beraber mi yaşıyorsunuz? Yok, ayrı mı? Evlerimiz ayrı ama aynı ilçenin içinde yakınız birbirimize. Yakınsın. Kaç yıllık gelinisin Nige Hanım'a? 8. 8 yıl. Evet. İyi, genç yaşta evlendiler. Evet, genç yaşta evlendim. Bayağı. Nasıl evlendin? Nasıl oldu? Eşin ismi ne bu arada? Hüseyin. Hüseyin'le nasıl tanıştınız? Bir anlat bakalım. Görücü usulü oldu. Ha. Eşim kim kimi görmüş de kim kime söylemiş? Eşimin üvey annesi görmüş. İlk başta düğüne gitmiştim. Üvey annesi? Evet. Ha, sen... Biz ayrılmıştık eşimle. Ayrılmıştık. Şimdi kaçıncı evliliğin? Benim ikinci. İki. Hı-hı. İkinci evliliğin. Evet, ilk eşinden olan evladın Hüseyin. Evet, ilk onun... eşimden. Evet. Hı-hı. Düğünde görmüş beni. He. Ondan sonra bir kız var gidelim falan demiş. Bir kız var. Güzel bir kız var orada. Çıktılar geldiler. Ha. Kaç gün böyle gelip gittiler üst üste. Hı. Ben de olur dedim o beni beğendi ben onu beğendim. Birkaç gün üst üste gelip gittiler. Evet, evet hemen öyle vermedi demek ki baban. Yok. Ha. Evet. Sonra? Sonra evlendik zaten birkaç ayın içinde nişanlandık. Çok hemen. Kısa sürede evet. Niye öyle kısa oldu? Yıldırım aşkı mı? Galiba çok aşık oldum. Aa oldun. Aa güzel. Kaç tane çocuğun var? İki tane. Allah bağışlasın. İkizler Yozgat'talar. Biri yanımda şu anda getirdim. Aa canım kız benim. Annemde, Allah bağışlasın. Güle güle büyütün. Siz efendim? Bu da Gamze. Anne. Kızım. Kızı, gelin görümce nasılsın? Evet. Sen de Yozgat'tasın. Evet, ben İstanbul'a burada kalıyorum. Burada kalayım. Yozgat'tayım. Aa, sen buradasın. Evet, burada oturuyorum. Aa, gelin görümce nasıl aranız diyecektim. İyi herhalde. Çok sık görüşmediniz de. İşte, idare eder. O nasıl bak? İşte, idare eder mi? İdare ediyor musunuz birbirinizi? Yani pek... Telefonla dahi tartışmışlığımız var yani. Onu nasıl başardınız ya telefonla da? Kübra her şeyi başarır. Mesela neyi başardı? Nedir başarı sizin yani için? Yani kavga ediyor ya. Yani telefonda bile beceriyor kavgayı. Sen de mi kavga ediyorsun gelinle? Yok ben itmiyorum. Bu gidiyor ben getiriyorum. Kim gidiyor? Kübra gidiyor ben getiriyorum. Nereye gidiyorsun? Annemin evine. Aa niye? Kız gidiyor. Gidiyorum. Aha annen mi geldi helikopterle? Galiba. Alacağım kızımı. Durun çok yükleniyorsunuz diye. Yok gelmesine gerek yok zaten evimin hemen bir kat üstünde. Aa sen bir kat üstte mi gidiyorsun? Yok. Annesinden aynı taşındılar da alt. En son küs gittiğimde eşimi ikna ettim anca o şartla gelirim dedim. Annemin evinin altına geçtim. Aa! gidemezsin artık. Artık gidemiyor. Kötü olmuş sanki. 30 kere gitmişliği var Lucy halanın bunun. 30 ne ya? 90'a kadar yolu var Zuhal Hanım. Ne? Niye kızıyorsun da 30 kere gidiyorsun? Bu kadar sık ne seni evden kaçırtabilir yani? Ya her şey kavga ediyor. Aa. Ufak tefek ne buldum kavga eder bu. Tartışıyor. Ne diyorsun? Çocuğu mahanedir. Annesini mahanedir. Başkasını mahanedir. Yani mahane çok bulur. Eşin ne diyor peki Hüseyin bu duruma? Ne yapsın o da kafa dinliyorum diyor. Git diyor. Kafa dinliyorum efendim. Sende mi sıkıntı var yoksa evlilikte mi hani böyle problemlerin var? Sıkıntı bende galiba. Aynen. Biraz her şeye sinirleniyor. Sinirli misin sen biraz? Çok. Haddinden fazla. Her şeye bir laf üretiyor. Oo. Öyle değil. Konuş görümce konuş fırsat geçti eline. Dökül bugüne kadar içinde ne varsa. Fırsat dökülürsek ondan sonra da bizi bu döker. Annem konuşur biraz da gelinden korkuyor. Aa gelinden korkan kayınvalide pek az rastladığımız bir şey. Gerçekten doğru söylüyor. Sen ama başarmışsın bunu yani. Bugün ben de biraz alttan almayı düşünüyorum Zuhal Hanım. Vallahi al bence. Vallahi alırsa ben de idare sen de yılların acısını çıkar bu yok, güne kadar. Yok idare edeyim de. Ondan sonra alayım acısını. peki nasıl karar verdiniz beraber yarışmaya? Aa, ben düşürdüm aklına. İsrarına dayanamadım. Ne diyorsun? Böyle bunlar da oturuyorduk çaya gittiydik. Ha. Bir de böyle hani yemek programı falan deyince evet. Kızım dedim katılalım dedim. Eyvallah. Hani şansımızı deneyelim ne olacak. Kız kardeşimle de konuştuk hani öyle bir şey olursa evet, sağ evine olsun, izin verir misin dedi. O da çok ne demek atla sizi de annemler önerdi. İlle Zuhal Hanım'a katılın benimkine. Yani başka yere kesinlikle çıkmayın dedi. Ay teşekkür ederiz ne güzel. Yani şimdi onlar da katılmayı düşünüyorlardı da kız gelsin. Anne olmadığı için. Annenin damadı yok. Yok daha küçük oğlanın. Evet peki. Gamze. Efendim. İyi beğenir misin şey yemeklerini Kübra Hanım? Ya gönlü olursa yapar. O ne demek ya? İşten böyle gönüllü olursa yapar.
Ha gönülsüz gönülsüz yapıyor normalde. Şimdi yok bu normal mutfağa girdi mi mesela. İsterse yapar istemediği yani. Kişiler ha. Gelirse yapmaz. Ben öyle ben diyeyim sana. Ben yemek yapmayı pek seven birisi değilim. Ama sevdiği birileri gelirse döktürür. Bu da iyiymiş. İlk defa yani. Duyuyorum bunu da. Ama bugün güzel yapacaksın herhalde. Bugün tabii. İnşallah. Siz bir başka seviyorsunuz birbirinizi ben fark ettim. Nasıl yani? Bak anlaşamayız yani. Aslında biz Zuhal Hanım. İşte çok seviyorsunuz bir. Ben de demedim siz dediniz. Ben güzel 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 olsun. Bugün her şey güzel olsun ama. Güzel olsun da gerçekler de gizlenmez. Evet tabii doğru söylüyorsunuz bazı şeylerde olduğu gibi. Normalde görümceler sevilmez zaten. Gelinler de sevilmez. Bu diyor gelinler de sevilmez. Zor bir gün olacak herkes için. Evet. Kayınvaliden gelince kayınvalideler konuşacak mısın? Konuşacağım. Ha, çekinsinler mi senden biraz? Yok, saygımı bozmam. Saygını bozmayacaksın elbette ama yerine tek tek göre. Yemeğini de savunacak canım benim. Yemeğini. Hangi yemekleri savunacaksın? Say bakayım menüyü. Sulu köfte çorbası. Sulu köfte çorbası. Hı-hı. Evet. Güzel. Testi kebabım var. Testi? Yozgat özel. Neyi de yapacaksın? Testi de yapacağım, fırına götüreceğim. Hı-hı. Fırına götüreceğim? Evet. Ama! Testiyi size kırdırmak istiyorum. Masada. Ah! Ne? Testi mi kıracağım? Yani. Evet. Aa, çok heyecanlandım şimdi. Becerebilir miyim ki? Becerirsiniz ya. Kolay. Vallahi nasıl kıracağız onu ya? Çekiçle. Çekiçle. Ama bir tırstım ben. Becerebilir miyim ki? Yerlere sıçramasın kimse. Ya, bir şey ay testi kıracağım bugün. Aa, kırdığım testiler benim artık. Aa, çok güzel. Testi kebabından sonra ne yiyoruz? Yaprak sarması. Ne? Çıtır böreğiyle çıtır beraber. Çıtır böreği ıspanaklı dedi. Bir de yaprak, yaprak sarması var yanında. Zor işin ha. Evet. Salata yani. Falan var mı? Mevsim salatam var. Güzel. Tatlı ne var? İncir uyutması. İç Anadolu bölgesi. İncir uyutması. Var. Allah adamı uyutur o incirler. Ben de onları uyutacağım. Bulgur pilavımı unuttum. Zuhal Hanım. Bulgur pilavı da söyleyecek. Bulgur pilavı. Sen ne yaptın kız öyle bulgur pilavları sarmalar, testi kebapları, incir uyutmaları. Menünün geneli çok basit. Beğenmedim. Hiç kendini methetmesin. Sofrada göründüğü gibi menüsü hiç güzel değil. Pek emeksiz, özensiz, gelişi güzel bir menü bu. Zorluğunda hiçbir şey yok. Bir tane yaprağı zor. Başkası hep basit. Nigar Hanım'ın gelini benim gelinim kadar hiç güzel bir menü hazırlayamamış. Beğenmedim. O zaman ben seni yollayayım çünkü işi uzun fırına da gidecek. Evet. Testi kebabı var. Allah Allah! Heyecanlı evet. Bir gün. İyi hadi tatlım ben sana kolay gelsin. Hadi giy git. Bir gerginlik var sizin aranızda. Çözemedi. Yani pek anlaşamayız yani. Pek beni sevmez. Allah Allah. Gerçekten sevmez. Ha, gerçekten. Niye öyle? Bilmiyorum ki nedense. Şey mi yani yaşadınız? Bir şey de yaşamadılar. Da çok kıskanıyorum artık. Abim beni yapıyorsa. Soğutmaya çalışıyor. Biz bir kız bir erkeğiz. Aa. Tabii abim beni hiç aramaz. Aa. Pek ben ararım. Niye aramıyorsun? O niye aramıyor? Ne alakası var ki bunun Kübra ile? Konuşmamızı. İstanbul'a biraz yabancı Yozgatlı gelinimizle alışveriş çılgınlığı başlıyor. Marketin nerede olduğunu öğrenebildin mi Kübra? Evet. Yakın mıymış bari? Biraz uzak ama inşallah yetişirim. Gelinimiz kısa bir maratonun ardından alışverişini yapacağı marketin önüne varıyor. Bakalım gelinimiz ilk ne alacak? Önce kebabımı gidiyorum. Kebabım için etimi alayım. Neydi ya o ülkenin yemeği? Bistrogof muydu? Ne? İstrigof mu? Bistrigof mu? Sen de distrigof mu yapacaksın yoksa? Hayır tabii ki de. Kebap dururken, testi kebabı dururken bistrigofla uğraşamam hiç. Bakalım kasaptan neler alacağız? Testi kebabı için de bana 1 kilo kuşbaşı kuzu eti lazım. 100 gram kuyruk yağı. Kıyma olacaktı değil mi? Kuyruk yağı. Yok normal parça normal. Halinde olabilir. Kuşbaşı halinde. Hı hı. Bir de bana 250 gram dana kıyma lazım. Tavuk kıyması çekiyor musunuz? 250 gram tavuk göğsü verirseniz kendim çekebilirim. Nasıl çekeceksin kendin? Robotla çekebilirim. Tamam, şimdi oldu. Manav mı yapacağım da? Manav biraz kalsın. Kübra, beyefendi sana yardım için geldi. Ama evde kayınvaliden ve görümcen tarafından kulakların çın çın çınlatılıyor. Duysunlar, elbet izleyeceğim ben onu. Eyvah eyvah. İzleyince görüşürüz. Biraz da gelip gidiyor dedin evi terk etti öyle birkaç kere, 30 kere falan. Gerçekten var. O kadar var mı ya? Abartıyor musun? Var, yok gerçekten ben getirdim hep. Hüseyin Bey ne diyor peki bu durumu? Ne yapsın çocuk, alıştı o da artık alıştı. Ay, sonra üzüldüm şimdi. Yani tartışmalar geldiğinde her karı koca arasında olur. Yani arada öyle ama öyle 30 kere zırpırt gidip gelmek de hoş bir şey değil yani. Değil ama şimdi o biraz da ev uzaktı ya annesigilden. Hmm. Ondan sonra şimdiki altı üstüne hani artık şeydi. Gidemezdi zaten. Zaten en son gitti, getirdik. Ha. Ondan sonra oğlan evi altı taşıdı, ondan sonra bitti. Ondan taşıdı yani. Bir şey de diyemiyor.
Ha ben gittim işte buna kız. Kız buna kızamıyorum, oğluma kızıyorum. Ona niye kızıyorsun? Ona da hani kızamıyorum, bilmiyorum. Şimdi abay annen geldi bana da, bana kızdı da, geri tekrardan kavga etmesinler araya diye. Araya girmek de kötü böyle. Ha, korkuyorum, onun için şey etmiyorum, hani alttan almaya çalışıyorum hep. Ha şimdi çocuklar da var, onlar var. İçin de zor. Anneleri yok, gelecekler eve. İnşallah bundan sonra nasıl olsa annesi yüz katı şimdi taşımış. Şimdi iyiler, aman aman Allah bozmasın. Şimdi düzeldiler çok şükür. Kübra, Nigar Hanım'ın senin için sinirli demesine ne yorum yapacaksın merak ediyoruz. Sinirliyim, evet doğru söylüyor. Bana fıstık lazım abi. Fıstık, şan fıstığı, toz fıstık var ya. Arka taraftan. Kübra, biraz daha hızlı olsan iyi edersin. Geç kalacaksın gibi bir his var içimizde. Gelinimiz ortalığı yıka yıka alışverişine devam ediyor. Kübra, alışverişte geç kalırsan kayınvaliden ne der sana? Şey diyemez, ne diyecek? Bulgurlar falan nerede? İçecekleri getirdi mi abi? Sepettekileri görmüyor musun? Getirmedi. Mi? Getirdi. Rakip kayınvalideler hakkında ne düşünüyorsun? Çok da umurumda değil açıkçası. Konuşsunlar. Benim kafam rahat olsun, gerisi problem değil. Hacı tutumlu biri değil. Çok... Dün de öyle diyordu Yüksel teyze, gelini için müsrif midir? Çok çok aşırı şey ya. Şeye kıyafete çok verir. Aynen. Aldığı para şeysin. Çalıştı bir seneyi kıyafete yatırdı yani. O derecede. Gerçekten öyle yani. Aldığı maaşı tüm kıyafete yatırdı. Evet, anlamıştır yani. Seyircilerimiz birazcık aralar şimdi, limoni. Bir de altı da işe yarasa Zuhal Hanım, işe de yaramıyor. Yani alıp işe yarasa. Evet, günlük gömme çalışmaları başladı efendim. Kazı çalışması var burada, arkeolojik bir kazı var. Yani. Öyle böyle değil yani. Şimdi bu, o da izleyince artık bizi mi gömer? Şey yapar. Bu arada Kübra ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Ne kayınvalidem, ne görümcem, ne rakipler, ne de başka birileri. Hiçbir şey umurumda değil. Önemli olan benim diyor. Dir. Yani inanırım. Aynen. Havalı biraz. Efendim? Havalı biraz. Havalı. Evet. Anlaşıldı yani, durumlar. Yani ne diyeyim? Gösteriş. Ne diyorsun ya? Hiç öyle bir hali de yok ama. Şimdi yok. Zamanla anlarsın. Sen birazdan mutfağa zamanla girince mı? Mutfakta göreceksin onu. Vallahi mi? Mutfakta karışabilecek misin Nigar abla? Şey diyeceğim, yöneteceğim. Ha, emin misin? Biraz da çekiniyorsun ya. Çünkü çekiniyorum da yok. Bugün kaldıramıyor. Bugün yöneteceğim. Bugün yönet. Bugün. Bugün siz varsınız ya. Benden güç alarak. Evet. Siz de benim desteğimle de kayınvalideliğini yapamadığı kayınvalideliğini bugün yapacağım. Bence bugün yetiştiremeyecek. Ne? Bence yetiştiremeyecek. Yapma Gamze, karıştı mı ortalığı? Dur Gamze, ne örüyorsun kızım, beni rezil eder. Allah etmesin. Evde kulakları çınlatılan Kübra da her şeyden habersiz alışverişine devam ediyor. Abi biraz hızlı olur musun? Ben mi yarışmaya katılıyorum? Katılmak istiyorsanız alın. Alışverişin yarısını market çalışanlarına yaptırıp kolayı seçen gelinimiz peynirlerini aldıktan sonra yufkasını da arabasına atıyor. Ama gelinimizin talepleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bana yaprak lazım abi. Ne yaprağı? Salamura yaprak var ya, yaprak sarması için. Tamam manavda. Kübra nihayet hızlanmaya karar verip koştura koştura manav reyonuna geldikten sonra sebzelerini almaya başlıyor. Rakip kayınvalideler yemeklerini beğenmezse ne yapacaksın? Onlar kendi gelinlerine baksınlar. Diğer gelinlerin ne yemekler yaptığını biliyor musun? Vallahi duyduğuma göre birisi o bistrogof mu her neyse onu hiç becerememiş. Abi yarım kilo havuç versene bana. Sen kendini çok önemsiyorsun. Öyle anlıyoruz Kübra. Evet. Sadece ben önemliyim. Puanlar da biraz az oldu ama dünya. İçli köfte yapmış. Kalbura bastı evet, yapmış. Sorun. Üçler ikiler gene Gamze sorma. Üzüldük be. Bugün de bak senin gelinin de başına gelmesin bugün, aynıları. Bugün de gelir. Yani bugün bilmiyorum da. Gelir mi? Gelir çünkü ben onlara 3 verdiysem onlar da tutar bana 2 verir. Be o vereydin, 4 vereydin, 5 yani, vereydin değil bileyim mi? Ama o zaman da yok olmuyor Zuhal Hanım. Şimdi ben fazla verdim ya onlar yine düşürüyorlar. Yok canım. Düşürüyorlar. Ama güzel puanlar da yok, geliyor. Yok sürekli izliyor. Bazı kayınvalidelerimiz 9 verdiler. 9. 9'lar 8'ler. O da inada verdiler. Onu da biliyorum. İnada mı? Tabii. İnada verdiler. Siz yavaş yavaş mutfağa geçseniz iyi olur. Geçelim Zuhal Hanım, buyurun. Geçelim hadi bari. Merhaba. Ben buraya maya sipariş vermiştim, getirdiniz evet, değil mi? Hayrola? Ne mayası? Peynir mayası. Görebilir miyiz mayayı? Evet. Nerede kullanacaksın mayayı? Tatlım için. Ve işte korkulan olmuyor. Gelinimiz 297 lira tutan alışverişinde ödemesini yapıp geri dönüş yolculuğuna başlıyor. Hadi artık evimize gidelim de testi kebabımıza başlayalım. Zuhal Hanım biz bunlarla yapacağız. Aha, testi kebabının evet, testileri. Testimiz bunlar. Aa, pek şartlı.
Aa ne güzel. İki tane yapacak, iki tane. Biri kırılacak. Aha. Aa ben kıracağım. Aha evet. Bunlar. Çekiçle. Çat çat çat. Allah aksiyona bak. Bugün action var. Evet. Oo süper. Hadi bakalım inşallah. İlk kez böyle bir şey görüyoruz programımızda. Bak değil mi? Ne kadar orijinal, ne kadar güzel. Yani bilenler biliyor ama bir bizim program... Bir de hediyem var. Göz nuru elemeyi. Ay teşekkür ederim. Oh liflerim birikti. Kim ördü bunları? Ben ördüm. Eline sağlık tatlışım. Nigar ablacığım ne zahmet. Aha. Takım olarak da. Oh hoş. Hamama götür seni. Çok benim. Teşekkür ederim. Da... Hamama ay. Bizim orada. Ne zamandır var. Hamama gitmiyorum ha. Bizim çok orada var. Tamam. Eline, eline sağlık. Ay vallahi hamam çok severim. Gel Nigar abla. Sen bugün oturacaksın kayınvalidelik yapacaksın. Evet. Kübra bütün alışveriş boyunca kendisi durdu. Her şeyi market görevlisine yaptırdı. Haberiniz olsun. Gerçekten orijinal bir gelin. Yapar. Sizin yanınızda çok biraz sessiz duruyor ama aslında öyle değil. Aa anladım ben onu zaten. Aslında öyle değil yani bayağı bir yırtıcı. Yırtıcı. Yırtıcı gelinler doğada tek başlarına hareket ederler. Aynen o şekilde. Ne yerler ne içerler yırtıcı gelinler? Vallahi ne buldu yerler. Yetiştiriyor ama. Ha geldi. İnşallah yaparlar. Çünkü beni... Gömmesin. Gamze de neredeyse açmayacak kapıyı yani. Sen kendi gelmesin ne olur ben pişirim bugün der gibi bir hali var. Hoş geldin. Nasıl geçti? Gayet iyiydi. Ay hoş geldin. Ben geldim. Kübra nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım siz nasılsınız? Ben de iyiyim kızdırmayalım da. Ay bakayım nasıl geçti alışveriş? Gayet iyiydi. Gayet iyi geçer tabii. Başkasına yaptırtmışsın duyduk. Aha. Sarma, asma yaprakları çıktı yapraklar. Salamura almış. Biz şimdi bunları boşaltalım. Sen de öbür tarafta tamam. Torba boşalt. Duydum. Başkası yardım etmiş. Evet. Vallahi. Niye öyle oldu? Çünkü fazla şeye zora gelemez. Hemen başlamadan çekiştirmeye. Ondan dolayı. Bak ben sana demedim mi Zuhal Hanım? Zora gelemez. Yani. Dur bakalım bir. Dur bakalım. Bugün zorlu kızın menüsü sizde. Aa. Ay şu kızın ne... Dediğini ne şey yaptığını duydunuz siz de yükleniyorsunuz ayol değil mi Gamze? Çok konuştular mı arkamdan Zuhal Hanım? Yok. Aa, hiçbir şey çok demedik. Övdüler. Yok hiçbir şey demedik. Çok övdüler. İzleyeceğiz bakalım. Ne aa ne çıktı bu? Yağ mı bu? Yağ. Evet yağ. Bu da pirinç, yumurta, domates, baharatlar. Baban lokantada mı çalışıyor? Evet. Aa çok güzel. Büyük avantaj. Zuhal Hanım size hediyelerimiz var. Bir de şey vardı. Ama ne yaptınız bu ne verdi zaten hediyeler tatlım annem. Bunlar ne gerek? Sarıkaya Belediyesi'nin. Aa kim kimin? Sarıkaya Belediye Başkanı. Sarıkaya Belediye ismi neydi beyefendinin? Ömer Açıkel. Ömer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sarıkaya Belediye Başkanı çok güzel zahmetler etmişsiniz. Efendim çok saygılar, selamlar. Bütün Yozgat halkına da bizden ne zahmetler efendim sağ olun var olun taşıdınız da oradan. Evet. Ay çok güzel teşekkür ederiz. Roma hamamı. Roma hamamı. Hı-hı. Bakın Roma hamamı varmış. Bana da hediyesi çok teşekkür ederim Ömer Bey. Sağ olun var olun zahmetler etmişsiniz. İnşallah yolumuz düşer de Yozgat'a İnşallah, da geliriz. İnşallah bekleriz. Bekliyoruz inşallah. Gel de bir hamama götüreyim seni. Al, bir kez atayım da. Sakın. Hediyeler için belediye başkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Neyden başlayacaksın ilk yapmaya? Testi kebabından. Testi kebabı. Hemen fırına gitmesi lazım, yetişmesi lazım. Vallahi işin zor. Yaprak sarmaları. Görümcan da dedi ki, Eyle dedi o kadar çabuktur ki dedi. Süreyi bile arttırır dedi. Bırak 2,5 yani, saat, 2 saati bitirir. Kesin öyle söylemiştir. Kesin öyle söyledi. Evet öyle söyledi. İzleyince görürsün. Bence bugün. Yetiştiremeyecek. Ne? Bence yetiştiremeyecek. Bakalım Yozgat'tan yarışmamız için İstanbul'a kadar gelen ve 7 çeşit yemek yapacak olan gelinimiz mutfakta nasıl bir performans sergileyecek? Hadi süren başladı. Kolay gelsin Kübra. Sağ olun. Allah testilere bak. Ay. Şimdiden kırarmışım ben testiyi. Biraz erken oldu değil mi? Bence yemek varken içinde ben yani. Bunu şey yapayım. Benim biraz meşhurdur. Geçenlerde bir mutfakta şeyi döktüm de. Ya ağzı açıkmış kapağı. Benim hatam da değil yani. Süren başladı. Testi kebabıyla mı başlıyorsun? İlk başta yapraklarımı ısladım da Zuhal Hanım. Islatacak onları. Aa doğru. Tuzu çıkması gitsin. Tuzu çıkması gerekiyor. Gamze sen nasılsın mutfakta iyi misindir? Ben de iyiyimdir. Vay iyiyimdir. Güzeldir yani elim. Güzeldir. Yemeklerim güzeldir. Öyle sevmediğine ait. Pek göremedim ama ben. Kaç gün durdun ki diyeyim. Göremedin. Yemedim zaten. Hiç bayramda kalmadınız mı siz? Bayramlarda, seyranlarda falan. Yok ben giderim ama babamlarda kalırım yani. Kalmam.
Kübralar. Abi evine gitmiyorsun. Bir gün öyle uğrar çıkarım, kalmam. Gelinimiz önce günün tatlısı incir uyutması için kuru incirlerin saplarını keserek başlıyor işe. Ben müsaadenizi isteyeyim. Nereye? Gidiyor. Çıkayım. Gidiyorsun. Peki. Kübra. Efendim Zala. Bak, gidiyor görümcen. Başarılar dilerim. Başarılar dilerim. İnşallah yetiştirirsin. Giderken de son darbeyi yapıp gidiyor. Bir şey demiyor, başarılar diledi canım. Yani. İnşallah yetiştirirsin diyor Zuhal Hanım da. İşte inşallah yetiştirirsin. Orada bırakma. Evet, iyi temennilerde bulunuyor. Daha da sen git bence, görüşürüz tamam. Sonra. Ne kadar içten söyledi. Başarılar diledi. Gelinimiz şimdi de yaprak sarması için salamura yaprakları çıkarıp üzerine sıcak su döküyor. Mercekli kayınvalidemiz var. Merceklisi de var. Merceğiyle gelir, bir de artı şey der o yani, yine ne getirir der? Şeysinde de. Bugün geçen gün vardı ki ben senin evimde dedi, daha patlatacağım bombayı dedi, bilmiyorum ne getirecek. Büyütecim yanımda var, o her zaman yanımda dolanıyor. Ekmek peynirim de yanımda dolanıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben şeker hastasıyım. Yemek gelene kadar bekleyemiyorum. Onu yemek zorundayım. Bir lokma da olsa. Peki bu saatinin ve süren içerisinde hem fırına gideceksin, geleceksin biliyorsun değil mi? Evet. Yetişir mi? Sarma falan da var. Teyzem aşağıda bekliyor zaten. Testi kebabı için. Testi kebabını hazırlayayım. Hemen aşağı ineceğim. Teyzem ne yapacak? Arabayla götürecek. Teyze arabayla. Aa, süper. Tamam. Arabayla götürecek. O bekliyor aşağıda. Tamam, güzel. Hemen götürüp getirecek. Aa, teyze. Teyzenin arabası var. Gider mi gider? Testi kebabı pişer mi pişer? İnşallah. İnşallah diğer seferinde ya Rabbim ya. Ay, gözlerim yandı soğandan. Niye? Ben pek soğan sevmem Zuhal Hanım. Soğanı yemez. Yemem. Yemeğe de koymaz. Ama burada mecbur kaldığı için kullanmak zorunda. Soğan sevilmez mi? Kullanılmaz mı? Şifa ayol. Soğansız yemek mi? Sevmiyor. Sen ne seviyorsun? Kıyafet. Evet. Alışveriş. Abur cubur, çikolata. Bir peçete verin öbür bize. Tarafa ben peçete alıp da geleceğim ya. Kıyamam. Şimdiden gözyaşlarına boğuldum. Beceremeyecek, ne yapacak? Beceremez mi? Bilmiyorum ki. O gidişine bak. Hiç vermiyor gelinine. Hiç, sıfır. Şeye bakıyorum. Sizi hiç davet etti mi yemeğe falan? İttiler biz hani geç gitti gidiyorduk ya. Hani böyle süreli değildi ya, bilmiyorum. İnşallah yetiştirir. İnşallah. İşte günün ana yemeği testi kebabı için hazırlıklar başlıyor. Kuzu, kuşbaşı, et, ayıklanan arpacık soğanlarla bir kabın içinde kucaklaşıyor ve sonrasında domateslerin de kabukları tek tek soyuluyor. Bunları nereden getirdiniz? Bunları biz şeyden, Yozgat'tan getirdik. Oo, taşıdınız. Hı-hı. Bak bak, zahmetlere bak Kübra. Eğer ki bu testi kebabını başarırsan, hı-hı, çok İnşallah. Güzel puanlar alırsın, ben İnşallah sana söyleyeyim. İnşallah Zuhal Hanım bir haksızlık falan yapmazlarsa. Aa, yok hiç. Yetiştirirsen bir de. Testi kebabı, o da çok zor bir menü değil. Hepsini doğrayıp karıştırıp içine atacak. Testi kebabı. Bu biraz emekli. Vallahi bizim bildiğimiz güzel olur. Vallahi dünkü gelimiz de içli köfte yaptı, yaranamadı gene. Vallahi beğenmediler. Yok hamuru kalın, yok yağ az. Demek ki. Yağ az mıydı yani? Yok yağsın iyi, az değildi İyiydi de. Be. Ama sunumdan dolayı Zuhal Hanım, hani sunumu çok şeydi. Sunumda biraz şey oldu. Çok sıkıntıydı yani. Sıkıntı sunumu oldu biraz. Hani döktü, kırdı, tabaklar da ayrı geldi, pilav. Bitmeyecek. Zaten masa küçüktü. Dün masa çok gergindi. Nuray Hanım'la Ligar Hanım çok birbirlerine yani sert davranış çıktılar. Ama benim sessizliğime laf ettiler. Bugün ne olacak çok merak ediyorum. Benim gelinimin emeğine göre o puan benim gelinimin yani şeyi değildi, layığı değildi. Yani intikam almak istemiyorum. Kimseyle öcüm yok ama ben yani öbür kadının bile şeyine 3 verdim yani, düşün. Bir tatlısının ucundan aldım, hiçbir sesini yemediğim halde 3 verdim. Bu arada Fox.com.tr'ye başvurularınızı bekliyoruz efendim. Buyur. Türkiye'nin her yerinden, efendim dünyanın her yerinden siz çağırın biz gelelim. Adana'ya gittik geldik, şimdi yolculuk inşallah Yozgat. Karadeniz'e. Yozgat'a da geliriz inşallah. Fox.com.tr'ye başvuruda bulunabilirsiniz. Sonra Instagram'da Zuhal Topal'la Sofra'da sayfamız var. Oradaki başvuru linkine tıklayın gelin. Ayrıca benim kendi hesabım var Zuhal Topal. Oradan da yazın. Biz yazışıyoruz. Cevap veriyorum mesajlarınızı elimden geldiğince. Ayrıca ilgi alakanıza çok 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 teşekkür ederiz. Gerçekten bizi mutlu ettiniz. Sizlerin bu sevgisi, ilgisi karşısında biz de her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz. Zuhal Topal'la Sofra'da Anadolu yolculuğuna çıkmaya hazırlanırken gelinimiz Kübra'da bir Orta Anadolu lezzeti testi kebabının sarımsaklarını soyduktan sonra
ince ince kıymaya başlıyor. Ben testilerimi alayım. Bakalım testilere önce ne koyacak gelinimiz? Şeker mi koyacak? Şey, baharat, o şeker kızım. Hoşunuza giderdi değil mi? Uyarmasaydım. Bak bak bakışlara bak. Böyle bir hata kimsenin hoşuna gitmez Zuhal Hanım. Tabii tabii. Onun için mi kıs gülüyorsun falan yapıyorsun? Testi kebabının iç malzemesine baharat takviyesi yapıldıktan sonra Kübra hızlıca kuyruk yağlarını dilimlemeye başlıyor. Doğurma işleminin ardından da bütün malzeme testilerin içine dolduruluyor. Et biraz az mı oldu? Et az oldu evet. Keşke azıcık eti bol alsaydın. Yok şey olarak yeter kızım. Yeter 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 olarak da. Daha kebabın hamuru yoğrulacak. Evet hemen var. Kübra testinin içine kebabı doldurduktan sonra aynı hızda hamur yoğurmaya başlıyor. Şimdi de kıvamını bulan hamurla testinin ağzı sıkı sıkıya kapatılıyor. Ben hemen fırına gideyim. Oo, ne çabuk yaptın hamuru. Zaten hamurda ne yiyecek? Güzel. Bu hafta gelinlerimiz ellerini hamurdan bir türlü alamadı. Ay dünkü el açması böreğe de dediniz poğaça gibi. İçi biraz çiğdi galiba. Ama içi biraz şeydi. İçi biraz hamurlusuydu doğru. Bu arada Kübra kaşla göz arasında testi kebabına bir takviye daha yapıyor. Ne oldu? Kuyruk yağı ekledi Zuhal Hanım. Yağ koydun muydun içine? Altına koymuştum da. Tamam koydum. Tekrar tamam. Yağını da yapmadım. Ete başka bir şey yapacaklar. Önümüze koyacaklar. Adı testi kebap olacak. Ya tepsiye koyacak ya güvece koyacak. Öyle. Testi kebabının lezzetine göre puan vereceğim. Yani o da öyle çok zor bir menü değil. Bilinmeyen bir şeyler daha olsa daha farklı olurdu, daha da lezzetli olurdu diye düşünüyorum. Neyini nasıl götüreceksin kızım onu? Elinde götür. Kağıt havlu var istersen Kübra. Ver annesi, ver. Fırına mı gidiyoruz Kübra? Ne gidiyoruz? Hemen bekliyorum. Hemen onu öylece elinde götür. Ve şimdi Kübra için yeni bir macera başlıyor. Testi kebabı pişmesi için taş fırına gidecek. Sen çok endişelisin çok, ya. Çok. Ben hiçbir kayınvalideyi bu kadar güvenli şekilde görmedim gelinine. Çok heyecanlanıyor. Beceremeyecek gibi geliyor bana. İnşallah becerir bilmiyorum. Becerir inşallah. Becerir. Bir de yetişmezse ben mahvolurum. Sen de mahvolursun. Olurum. Aman Allah. Çünkü olsun. Hiçbirini beğenmedin de bak yaptığınız sizinki bu muydu demesinler diye ben çabalıyorum. Bilmem ne yapacağız, nasıl edecek. Teyze kapıyı aç. Gel. Hemen fırına götürelim testileri. Ne yaptın, yetiştirebildin mi? Kübra'nın teyzesinin arabasıyla fırına doğru yol almaya başlıyoruz. Nasıl gidiyor Kübra? İyi gidiyor teyze. İnşallah yetiştireceğim. Biraz vakit aldı herhalde. Testi yapmam da panik var. İnşallah yetiştirirsin. İnşallah. Bak umudum yok da inşallah. Ay deme umudum yok diyor ya. Yok. Umudum niye? Yok işte. Bu gidişine baksana. Gelin ortada yok. Mutfaklar alt üst oldu. Testi kebabının peşine takıldılar gittiler. Ekibin de yarısı gitti. Biz de kala kaldık. Ama neyse o mikser gitti. Rahat. Oh biz de başımızı dinleyelim. Öf kafamızı biraz. Ve işte nihayet fırına varıyoruz. Fırın yakın mı bari? Biraz var. Gideceğiz, koşacağız biraz. Ah Kübra, Başıma iş açtım. Sen nereden seçtin böyle zor bir yemeği? Hep o kayınvalidemin yüzünden. Zorla soktu beni yarışmaya ya. Şuraydı galiba. Gelinimiz Kübra nihayet nefes nefese fırına varıyor. Merhaba ustam, konuşmuştum ya ben sizinle. Evet. Bunu pişirebilir misiniz? Tabii. 1,5 saat pişmesi gerekiyor. Tamam, sekat diyorum yine pişmeyi. Kartınızı alayım için. Ben size ararım tamam. Pişti mi pişmedi mi diye. Koş Kübra, koş! Ne yaptın Kübra, verdin mi testiyi? Vallahi teyze verdim işte fırına, 1,5 saat sonra geleceğim alacağım. Yaklaşık 12 dakikan geçti sırf fırın sevdasına. İnşallah yetişir. Bu arada teyzen de maşallah ambulans şoförü gibi. Kornayla yol istiyor herkesten. Hadi teyze biraz daha hızlı. Yoksa gerçekten yetişmeyecek. Yetişir inşallah. Şimdi bunu götürdü. Geri tekrar gidip alıp gelecek. Üstünü neyi nasıl değiştirecek? Bu gidişte işiniz çok zor Nigar Hanım. Daha yemek ya olmadı. Ortada bir şey yok. Daha ocak açılmadı. Bazı gelinlerimiz yetiştiremedi gördün. Önlükle kaldılar. Kayınvalideler de izin vermediler. O şekilde servis yaptı. Sonra da dediler ki hazır dedin yetiştiremedin. Al sana iki al sana üç dediler. İşte. Öyle olunca da bir şey diyemiyorsun. Şimdi bize birileri basarlar. Aman yok ya sakın. Olur. Bir de vermesinler. Ben söylerim bir vermeyin diyeyim. Gelebildin o kadar yolu uzata. Zor da olsa gelinimiz eve geri dönmeyi başarıyor. Ama bu arada trafikte boşu boşuna geçen zaman bakalım gelinimizin başına ne işler açacak. Çekin. Yanlış yukarı. Burası değil bir üst kat.
Ay dur, geldiler galiba. Geldiler mi? Hadi kızım, hadi kızım. Hoş geldin. Ne haber Kübra? Hadi. Allah fırına verdim, geldim Zuhal Hanım. Hadi geçmiş olsun. Nasıl kızım, geçti? Kızım ilerini bırak, ilerini bırak sen. İyiydi Zuhal Hanım. Sen toplamayı bırak, seni yemeğine odaklan, yemeğine. Ne yaptınız? Neler oldu neler? Söyle, anlat. Kübra teyzesini yavaş araba kullanmakla suçladı. Çok yavaş sürdü arabayı. Eyvah, teyze de aldı nasibini. Sen neyle maşıyorsun? Şey, ketilin suyu var mı? Ketilin, ketilin. Kübra az önce evleri de şaşırdı. Alt komşunun evine giriyordu. Biz durdurduk. Başka eve mi girdin Kübra? Şey, yanlışlıkla Zuhal Hanım. Heyecandan. Önce şey, köfte ıslat, köfte ıslat. Beni de aldı bir telaş. Elim ayağım nereye koyacağım şaşırdım. Bir şey yapasım var. Ne yapayım, ben de yardım edeyim. Isıtacağım. Olur Zuhal Hanım. Yapayım. Olur diyor bir de kızım. İncirleri doğrayabilirsiniz mesela. Aa ben. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Yak altını, yak altını Emir. Ben yakabilir miyim? O ya, değil, ya, o değil. Yaksın, dur yaksın, ben yakayım senin için. Yaksın kız, cevap gitti. Geldi, ver incirleri doğrayayım. Şu elimi yıkayayım, geleyim de incirleri doğrayayım. Taş fırın uğruna kaç dakika heba oldu biliyor musunuz? Yarım saat geçmiştir. Toplamda 40 dakika geçti bile. Gerçek mi? Of. Zamanın acımasızlığıyla erken yüzleşen Kübra başlıyor tatlının incirlerini doğramaya. Bu arada gelinimizin sıkışıklığına Zuhal Hanım müdahale ediyor. Ver incir. Aa, ben gelmişim aa, doğramaya. Öyle ver, mi? Ver, ver, ama ver. Size de... Ben dedim ya doğrayacağım. Önce yarım sıkılım geçireceğim. Ama... Hepsini düm geçireceğim. Kadın geldim ellerime. Bu arada doğramış. Gelinimiz şimdi de tatlının kaynayan sütüne 3 kaşık da şeker ilave ediyor. Ardından doğranan kuru incirler süt dolu tencereye döküldükten sonra blenderla bütün malzemeler birbirine karıştırılıyor. Peynir mayası koyuyorum. Aldım. Kıvamını alsın diye. Peynir mayası? Hı-hı. Evet. Neye koyuyorsun? Şey. Tatlımıza. İncir uyutmasına peynir hı-hı mayası. Evet. Aa. İncir uyutma. İncir uyutma. Hiç duymadım ben. Nasıl bir tatlı? İncir tatlısı o zaman. Veya da isim değişik geldi bana. Hiç duymadığım bir isim. Nasıl uyutacak inciri? Nasıl bir tatlı olacak? Nasıl bir lezzet verecek? Peynir mayası ilavesinden sonra tatlı son bir kez daha karıştırılıp kaselere koyuluyor. Şimdi neye geçeceksin? Tamam, şimdi hemen köftemi yoğuruyum. Aa, şey için, şey çorba de, için. İstersen evet, böreğini bir şey hallet de sen. O iyi olmaz kızım. Dur Şehit. Nuray Hanım mutfağa girmek isterse ne diyeceksin Niger abla? Girer, o girer. Girmedi sen de girer. Dün de girme dedik. He, ne yaparsın Kübra mutfağa girerlerse? Bir şey yapamam Zuhal Hanım, girmek istiyorsa girsin. He, Niger Hanım'ın gelini merak ediyorum yani. Bu kadar... Kendini abarttığına göre. Ben bunu şöyle yaparım. Ben olsam çabuk yaparım. Ben olsam elim ayağıma dolaşmaz. Yaptığı şeylerden kadıncağız yorulmuştur. Yani çok emek verdi. Senin gelinle yapmışlar. Elin ayağına dolaşacak hiçbir şey yok ki. Bugün ben Ligar Hanım'ın gelinini çok merak ediyorum. Ben aşçıyım dedi. 100 kişiye yemek veriyorum dedi. İnşallah dediği gibi de çıkar. O keyfimiz yerinde Kübra. Sen orada motor takılmış gibi, biz burada. Ben yetiştireyim de Zuhal Hanım, keyfim çok da önemli değil. Tabii canım, boş ver. İyi kız, biz oynayak, yapsın yani. Gelin. Hadi ben gidiyorum gerçekten. Kulağa gelsin tatlım. Sağ ol Zuhal Hanım. Hadi ayağınızın altında dolaşma, yetişir inşallah, yetişir. İnşallah. Dua edeceğim sizin için, bol şans. Hadi Niker abla. Görüşürüz. Görüşürüz şekerim. Hadi görüşürüz. Gelinimiz şimdi de sulu köfte çorbasının köfte harcını yoğurmaya başlıyor. Bu yemeği ilk önce mi ikram edeceksiniz? Çorba yerine. Biz Yozgat'ta bunun çorba yerine kullanıyoruz yani yemeklerin başında. Tamam. Onu bırak, onu bırak kızım. Beklesin onu. Sulu köfte çorbası. Çok basit yani. Çabuk yapılan bir şey. Ama benim gelinimi çok eleştirdiler. İçli köfte, bunu yoğurma, yapma, içini kavurma. Nigar Hanım çok eleştirdi. Bakalım kendi gelini yapacak mı bunu? Sulu köfte sonuçta. Tek tek de yuvarlasa, kaynanası aşçıymış bir de. Böyle bir yetenek varsa güzel bir şey. Becerir inşallah kendimiz. Sulu köfte çorbasının kıyma harcı yoğrulduktan sonra Kübra şimdi de yaprak sarmanın içine hazırlamaya başlıyor. Kek koyma kızım, koyma, tadını bozar. Dolma harcı bir miktar sıvı yağ ilave edildikten sonra iyice yoğruluyor. Sarmayı da yapıyor benim torunum mesela. O da kolay bir şey. Zaten bir tencere sarma sarmayacak ki ne? En fazla saracağı 20 tane. Sarma biraz el oyalayan bir şey çünkü sarıyorsun. Ne var ki yaprak sarmasında? Saracağı 20 tane bir yaprak kaç dakika sürer ki? Sarma işine başlıyorsunuz galiba. Ben saracağım hemen. Bu
poşetle sarıyorum, daha iyi oluyor. Kübra şimdi de bu zahmetli yemeği için pratik bir yöntem seçip yapraklarını sarmaya başlıyor. Bakalım sarmalar nasıl olmuş? Kübra, mutfakta çok yeteneklisin belli. Yetenekliyim de süre süre sıkıntı bende. Gelininiz sizden daha mı yetenekli yoksa? Yaprağı ben elimde hızlı sararım. Ben bunu beceremem. Siz de elinizde sarın o zaman. Onu da görelim. Elimle sararım ben. Ben de elimde sararım da böyle daha iyi. Bu daha kolay oluyor. Çabuk oluyor. Bakalım poşetle mi daha güzel sarılıyor yoksa elle mi? İkinizin sarmalarını kıyaslayacağım ona göre. Ve işte sonuç. Harikasınız Nigar Hanım. Şimdi de gelininizin sarmasını görelim. Hemen hemen aynı gibi. Ama poşetle sarılmış olan bariz şekilde daha ince. Yorgan ipliği yok muydu ki? Neyi bağlayacaksınız öyle? Yaprakları. Nasıl yani? Yaprak az ya. Öyle tencereye koysak tüm açılır. Sizden daha başka neler öğreneceğiz acaba? Ya biz Yozgatlılarda neler var? Yozgat'ı seviyor musunuz hanımlar? Herhalde memleketimiz yani sevmez olur mu? Yok seviyor. Ben buradan eşime, kızıma selam gönderiyorum. Bütün sevdiklerime. Çiftçilerde Adem var, ona selam gönderiyorum. Yanında çalışan bir kız var, ona selam gönderiyorum. Adı ne? Adem. Kızın ismini bilmiyorum. O kendi anlar. Sıla'cığım öpüyorum seni. Yeğenim. Avrupa'da izleyecek bizi. Görümcem var orada. Orada görümcemin şeyleri var. Kayınları falan var. Onlara hepsine yeter, selam gönderiyorum. Yeter. Kız kardeşlerime selam gönderiyorum. Oo. Herkese yavaş. Ben tutayım seni Şiit. Ve şimdi de sarmalar sıkı sıkıya iplikle birbirine bağlanıyor. Ben bir 5 dakika bir çıkayım da geleyim. Müsaade sizindir Nigar Hanım. Tamam şimdi köfteyi mi yuvarlayayım ne yapayım? Hey, köfteyi yuvarla. Kayınvaliden de çekti gitti. Kaldım bir başına Kübra. Hala heyecanlı mısın yoksa? Yok fazla kalmadı. Şu ana kadar hazır olan yemekleri sayabilir misin lütfen? Testi kebabım fırında. Uyutmamı yaptım, incir uyutmamı. Kübra onun şey yaptın mı? Ne? Un. Koymadım. Koy. Unsuz dağılır. Unu nereye koydum ben? Aha burada gel. Durum çok da vahim değil. 3 yemek tamam. Tatlı hazır. Testi kebabı pişiyor. Sarmalar da ocakta. Tamam, daha bulgur pilavımız var. Ondan sonra ne var? Börek var. Tamam, korkmayın, işler yolunda. Sen bunu al. Gelinimiz şimdi de çorbasının köftelerini hazırlamaya koyuluyor. Nuray Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi aşçı olduğunu iddia ediyor çünkü. Ya onun konuştukları hepsi dün karşımda nasıl sustu biliyor musun? Ben öyle şeyince sert çıkınca kustu. Nuray Hanım ne yapmaya çalışıyor sizce? O şov yapıyor bence. Çünkü o çok izlemiş herhalde programları falan. Ondan şov yapıyor. Kendisinin aşçı olduğuna inanmıyor musunuz hala? Belki de aşçıdır bilmiyorum yani. Belge almak o kadar kolay ki. Önemli olan yani yapabilmek. Belgeyi alın, ben de aldım belgeyi. Belge mesele değil. Belgeyi aldım, gittim. Dikişine aşk kursuna gittim, aldım belgeyi, duruyor orada. Yani belgeyle bitmiyor ki. Önemli olan yapmak. İkişer ikişer mi yuvarlıyorsun köfteleri? 3 de yuvarlarım da. Mümkün değil, yapamazsın. Yuvarlarım. O kadar da değil. Yuvarlarım, beni gaza getirme. Yuvarlayamazsın. Yuvarlar hadi. He. Şunu birden de yuvarlar, dördünü birden aynen. De. Yuvarla da görelim. Yuvarlar. Bravo Kübra, ama 4 tane yapamazsın. Yemekler ne alemde hanımlar? Yetişecek. Daha koku gelen bir şey yok, hadi bakalım. Gelinimiz köftelerini ikişer ikişer yuvarlarken dakikalar da birer birer azalıyor. 1 saat 15 dakikan kaldı. Kalsın. Bu ne rahatlık? Ne örek, yetişmez ne örek? Olayı akışına bıraktınız yani. Ne örek? Hadi hayırlısı. Orayı da yuvarlatamam hadi. Yeter aynen. Üçer beşer tane az bir şey koyalım tabaklara. Tabaklarının zaten içine 3'er tane koy yeter köfteyi. Orada 50 tane köfte var. Porsiyon başına 10'ar tane düşüyor. Zuhal Hanım'a 4-5 tane koy. Onu ayrıcalık tanıyalım. Yeter değil mi? Yeter. Al ben bir şey. Çıkayım dışarıya da. Yetmez. Yeter. Yetmez.
Yeter kızım sen bunlara bak. Yeter. Çorba için ne yapacaksın? Şimdi biraz salça, un, sıvı yağ, nane katacağım. Onları bir kavuracağım şeyde. Çorbadan sonra böreğine mi başlayacaksın? Evet, hemen böreğimi yapmam lazım. Sonra bulgur pilavını koyarım. Gelinimiz köfteleri yoğurduktan sonra çorba için tencerede ununu kavurmaya başlıyor. Çok mu? Tamam tamam, koy koy, tamam yeter o. Onu biraz güzelce kavurayım. Tamam, sen salçanı koy şimdi. Az bir. Tamam, koyun. Yeter. Pul biber atayım biraz. Dur, sen şey etme. Sıcak suyu, suyu. Sur. Tahta kaşıktan istediği verimi alamayan Kübra yoluna çırpıcıyla devam ediyor. Çırpıcı alayım mı? Salçalı una tekrar sıcak su ilavesi yapılıyor. Bak kaynadı mı, bakarsın. Tamam. Ben hemen ona. Böreğimi başlayayım. Hemen şu unu temizle, şurayı böreğini yap. Sulu köfte çorbası. Bizim bildiğimiz sulu köfte herhalde. Yuvarlamıştır top gibi. İçine nohut koyması gerekiyor. Kıvamının güzel olması gerekiyor. Domates rendelemesi gerekiyor. Kıvam alması için un koyacağını sanmıyorum. Un yani basit kalır. He, böreği yapmaya geçtim. İçini hazırlamadım. İçini unuttum. Ispanak nerede? Böreğin içine ne koyacaksın? Ispanakla peynir. Unuttum. Zaman daraldıkça aklı başından giden gelinimiz şimdi de böreğinin iç malzemesini hazırlıyor. Hadi yaparsın, hadi çiçeğim. Hadi. Çiçek değilsin Kübra, hadi. Böcek miyim? Böcek de değilsin kızım, hadi. Anne, ıspanak yeter mi şu kadar, bir baksan? Yeter ya, yeter. Gelinimiz ıspanakları yıkadıktan sonra ince ince doğramaya başlıyor. Şey değil mi? Köfteyi ben atabilir miyim içine? Tabii ki hayır. Tamam, hemen atıyorum ben köfteyi. Bir dakika. Yeter mi? Kaçtan attım? Bir deneme. Tamam, atma. Aman tuzlu olmasın. Aman tuzla şeker karışmasın. Yeter yeter. Tamam. Ben pirinç pilavına şeker de atarım, biliyor musun? Ispanaklar tamam. Şimdi sırada peynir var. Ama nerede? Peynir aldın mı Kübra? Aldım. Aldıydım. Almıştım. Tuzuna evet. Bakayım. Aldım. Birazcık daha tuz at. Peynir yerine margarin mi aldın yoksa? Yok yok, peynir. Süzme peynir. Peynirler doğranan ıspanaklarla buluşup iyice karılıyor. Peyniri ıspanağı birbirine katmış, hamurun içine koymuş yani. Yani zor olacak neyi var bunun? Çıtır börek, ıspanaklı, peynirli. Bu çok basit. Ligar Hanım'ın gelini bence hazır yapar bu böreği. Kübra, hadi yufkayı hazır aldın. Bari hazır kesilmiş yufka almasaydın. Oğlum sen onlara bakma şey ya, hadi kızım ya. Diğer menülerim çok ağır. Kaç kat sarıyorsun börekleri? 2-2. Neden? İnce olmasın. İnce olsun kızım, boşuna önce. Yok yok. Bu haliyle o börekler çok yağ çeker, benden söylemesi. Fırında yapacağız, fırında yapacağım ben. Kübra iki kat yufkayla sardığı böreklerini fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine yumurta sürüp biraz da çörek otu serpiyor. Ve ıspanaklı çıtır börekler pişmek için fırına gidiyor. Çıtır börek yani o da öyle çok zor bir börek değil. Elde mi açmıştır, hazır mıdır onu bilemiyorum. Onu oraya gittiğimiz zaman öğreneceğiz. Ona göre puanımızı vereceğiz. Ispanaklı çıtır börek yine hazır. Yine hazır, yine hazır. Çıtır dediğine göre elde açması lazım. Çok ince açması lazım. Merhaba Rabia. Sen domatesle mi doğrayacaksın şeyi? Doğramayayım mı? Doğrama domates. Nigar Hanım, bu prenses kızınız galiba. Gel kızım, gel anneciğim. Gel yanıma. Gel bebeğim, aha burada sandalyeye otur yanıma. Sen de pişireceğim. Biz de seninle başka bir, bunların başka yaptırmayacak atılacağız. Tamam mı? Beraber yaparım. Yağ bak, yağ yağ. Yağ'a bak, yeter mi? Çekil bakayım, pilavın yağısı bol olsun. Koy koy. Kızım dağım sendromlu. Bu da yemek programına katılmayı istiyormuş amcası. Ama beraber katılacağız biz. Bu yapacak. Benim şu dolaba. Ben yiyeceğim. Değil mi annem? Kübra mı? Kübra pişiremiyor ya. Sen pişireceksin. Tamam mı?
He, o iyi yapıyor. Sen güzel yaparsın. Rabia'ya bu sürpriz ziyaretinden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Evet hanımlar, şimdi ne yapıyoruz? Pilav yapacağım, sonra hemen masamı. Bitti. Şimdi sıvı yağ oldu pilava. Az da sıvı yağ koy. Bulgur pilavı da bizim günlük yaptığımız bir bulgur pilavı. Çok bir özelliği yok. Biz soğan, biberini doğrayıp kavurup koyuyorsun, suyunu koyup kapatıyorsun, bu kadar. Bildiğimiz bulgur pilavı. Yağını koy, at bulgurunu, iki çevir, suyunu dök. Tamam, geç bunu. Yani çok da bir şey yok yani menüde. Kübra, salataya mı başladın yoksa? Evet, evet. Ama pilav hala ortalıkta yok. Ama pilavın soğanı kavruluyor. Masa da yok. Masa vurulur. Testi kebabı zaten evde yok. Börek getirsinler. Salçasını koy. Son 44 dakika. Mahmur. İyi mi? Gelinimiz bulgur pilavı için tereyağına salça katıp karıştırdıktan sonra bulguru ağır ağır tenceresine döküyor. Bulgurlar da tencerede şöyle bir çevrilip ardından pilava sıcak su katılıyor. Hanımlar, bu arada Yozgat için dünyanın merkezi diyorlar. Doğru mu sizce? Yozgat'ta aldığım şeyi, tadı başka hiçbir memlekette alamıyorum. Rabia da beni çekiyor. Kadın alayım, görüyor musun? Kaç dakikan var? Sen bana bir dakikanı söylesene. Kızım dakikayı boş ver ya, aman. Biterse boş ver, biter. Olur mu? Daha kebap alınacak. Olursa olur, Nurek. Onlar söylerler sana. Son 40 dakika. Tamam. Rabia, tamam. Senden mi çekiyor kızım beni? Evet. Daha mutfak toplanacak. Bravo Rabia. Kebapçıyı bir arasaydın. Testi kebabı ne alemde acaba? Lahanam nerede? Lahana yok. Vallahi aldım. Aldın? Aldım diye hatırlıyorum. Hani ya kızım? Eyvah. Malzemelerin hepsi buradaydı burada, değil mi? Burada başka yok. Lahana yoksa ne yapacaksın? Domates doğrarım, ne yapayım? Lahanayı nasıl unutursun Kübra? Unutmuşum herhalde, yok ortada. Salatada başka ne eksik mi yaranım? Bunun ne eksik? Sadece bir tane şey eksik. Kara lahanası eksik. Mevsim salatası yapacaktınız değil mi? Mevsim salatasıydı. Yeşil salata. Benim gelinim salatasını beğenmedi. Yeşil salatanı doğrayacak. Üstüne kırmızı lahana koyacak. Basit. Bütün yeşilliklerin girmesi gerekiyor. Dünkü salata denmez gerçi ona. Marul kesmiş, getirmiş önümüze, koymuş yani. İnşallah bugünkü öyle olmaz. Aa, böreğe ben sütü unuttum. Yok, katacaktım. Aldın. Aldım da katmadım. Çine katmadım. Olsun, bir şey olmaz. Son 36 dakika. Kübra, böyle gidersen geç kalacaksın. Hala masanı kurmadın, biliyorsun değil mi? Biliyorum, hemen masaya geçiyorum, hemen. Gelinimiz masasını kurmadan önce savaş alanına dönen mutfağını toparlamaya başlıyor. Kebaplar ne durumda, bir ara da. Kebapçıyı mı arayacaksınız? Kebapçıyı arayın bakayım, ne ördüler. Hoparlörü açın, biz de duyalım. Benim hoparlörüm yok ki. Nasıl yani? Telefonum hani, baksana. Kebapçıya masayı hazırladıktan sonra gideceksin galiba. Hı, öyle yapacağım. Hemen derim, gelince sürem kalırsa üstümü değiştirdim. Testi kebabının bırakıldığı kebapçıyı arayan Nigar Hanım'ın bir anda suratı ekşiyor. Nigar Hanım, ne diyor kebapçı? Pişti, tamam. Tamam, ben gelene kadar tamam, pişeversin, hadi. O hala pişirsin, tamam, pişmiş. Emin misiniz Nigar Hanım? Anne, o geç pişerse. Yok, işte kızım, et ne olacak istiyorum. Tavada kavuruyor, hemen pişiyor da diyorum. Fırından mı pişmeyecek? Hanımlar, son 32 dakika. Zaman hızla ilerliyor. Börek pişseydi. Börek pişti kızım, sen ne canım böreğe? Tamam, ben masaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Masaya. Mutfağı toparlayan gelinimiz hızla salona geçip masasını hazırlamaya başlıyor. Teyzen aşağıda seni bekliyor. Hemen gidip gelmen lazım. Bu halde giderim, yetişirsem üstümü de giyerim. Kübra masasını hazırlarken fırından da mis gibi kokular yükselmeye başlıyor. İyice kızarsaydı aslında. Hadi kızım hadi. Hadi gelinim hadi. Tamam. Geliyorum. Mutfak yetişmeyecek herhalde. Gel bir öpeyim ondan sonra. Hanımlar hayrola? Siz daha bu sabah tatlı atışmıyor muydunuz? Oza baktı. O şimdikine baktı. Hazırlıkları yetiştirdi diye gelin kıymete bindi galiba.
Gamze Hanım, siz Kübra'nın yemekleri yetiştiremeyeceğinden çok emindiniz. Özür dilerim. Duyamadık, ne dediniz? Özür dilerim Kübra. Tamam, önemli değil. Kübra masaya kuşları da kondurup çatal bıçakları da yerli yerince koyuyor. Bir yandan da küçük görümce Rabiacık dikkatli gözlerle evdeki bu telaşlı hali izliyor. Ben gideyim üzerimi giyineyim geleyim. Harikasınız Nigar Hanım. Rahatladım. Hadi sizi tutmayalım. Ben gidiyorum. Anne. Gel, gel annem. He, ben gidiyorum. Koy koy, bir şey olmaz. Tamam, çok kalabalık oldu. Tamam. Hemen ben sürahimi de doldurayım şeyle. Meşrubatlar da sürahiye koyulduktan sonra masanın hazırlığı tamam gibi. Dün yemek mi yedim, ne yedim anlamadım. Karnım da doymadı. İnşallah bugün güzel yemekler yiyip karnımız doyar, evimize döneriz. Fırına gidiyor muyuz Kübra? Su doldu, gidelim. Hadi o zaman. Hemen gidip teslim alalım. Sürem de az kaldı zaten, daha geleceğim. Bin. Hadi teyze, hadi acele, teyze. Acele, bak, hadi bakalım. Hadi. Bakalım teyzemiz bu kez Kübra'yı ve kebabı eve yetiştirebilecek mi? Hadi teyze ya, daha giyineceğim üstümü. Kübra, şu anda tam 15 dakikan kaldı. 5 dakikada gitmemiz lazım. 10 dakikada da benim üstümü giymem lazım. Daha makyaj yapacağım. Hadi bak. Ah, kazanacağız inşallah. Kübra, in geç karşıya. İn. Ve nihayet hedefe varıyoruz. İn. Karar ver. İn Kübra, in. Çabuk Kübra, çabuk. Neredeydi bu? Karşı dükkan. Koş. Abi benim kebap pişti mi? Hemen onu alabilir miyim? Ya pişmediyse? Pişmiştir ya. Hemen bakalım. Bayağı adam beri duruyor. Kübra, sen bunu nasıl taşıyacaksın? Sıcak mı abi? Sıcaktır ama şöyle kartonun üstüne. Şunu. Aman kırılmasın testi. Şurayı bir dakika abi, elimi yakacağım. Dur. Şu ortasına koy abi. Şimdi ne yapıyorum? Hadi eve dönelim. Gideceksin. Bitti. İnşallah tadında beğenirler. Hadi. Tamam teyze, tamam. Kübra, ne olur çabuk. Zuhal Hanım her an gelebilir. Testlerimi koyayım. Giyinmeye gidiyorum. Geldim. Yetiştim mi? Hadi kızım, çabuk. Aman düşmesin. Yok, düşmez, bir şey olmaz. Nasıl görünüyor? Güzel gözüküyor da inşallah içindeki de güzel olur. Ustanın dediğine göre pişmemiş. Öyle mi? Neden erken geldiniz dedi bize. Gerçek mi diyorsun? Şaka tabii. Sen de beni korkutuyorsun öyle. Yemekleri son bir kez kontrol edin isterseniz. Pilavımız hazır. Harika görünüyor. Bulgur pilavı. Başka? Köfte çorbamız hazır. Da yaprak sarması var. 5 tanecik. Ne 5 işte? Adam başına 2'şer bile gitmiyor mu? Börek nerede? Böreğimiz de var. Peki ya tatlı? Hemen dolapta size onu da göstereyim. Buraya gelmeden. Tatlımız da burada. Başka eksiğimiz yok. Salatamızın sosu konacak. Çakın o zaman Nigar Hanım. Üstümü giydim anne. Masanın üstü böyle mi kalacak? Böyle kalsın artık, ne yapalım? Kübra, tebrikler. 7 çeşit yemeği bitirdin. Yetişmez sanıyordum ama ilk başta iddialı konuştum. Sonra olsun, yetişti. Baktım bayağı boyaladı. Şeyi unutma kızım. Oo, geldiler anne. Şu ekmeği de unutma, tamam mı? Ve işte o ses. Hemen gidelim, kapımızı açalım. Pilavın üstüne naneyi unutma. Haftanın 3. gününde final başlıyor. Kardeşinin evi diye burası. Ama bak burada da çiçek var. Da çiçek olur mu yani? Aa, bunu böyle ay, belediye ya. Meydan olur mu gibi. Ya? Olmaz tabii ki. 15 kişiye yemek yaptım. Ben de sen yaptın sen. Ben 70 kişiye. 5000 kişiye. Bir dakika sana şunu soracağım. Bir dakikanın ne önemi var? Aydan'ın feda olsun size. Limon getir kızım. Limon getir. Ne diyeceğim? Kızım limon getirir misin? Evladım limon getirir misin? Koy poşeti üstüne. Ben de bilmiyorsam poşette sarmayı ne? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp hayatım. Hırlantı olacağını da zannetmiyorum. Sanki
Sahte küpeler böyle dolu, pırlanta gibi duruyor. Yok anneciğim. İnce olur yaprak. Nerede? Kaç yıllık tecrüben var kızım senin? Yani, kaç yıllık tecrübelisin de bana bunu soruyorsun. Kusur buldun da ben ona sinirliyim, anladın mı? Bu sofrada sizlerin huzurunda ve seyircilerimizin huzurunda şeref, mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, kırdım ha. Ben testi kebabı kırmak için doğmuşum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Niker abla nasılsın? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? İyiyiz. Kübra hoş bulduk. Ne haber? İyidir Zuhal Hanım. İyi diyelim. İyi olalım. İyi olalım. Aman bakayım, sofra tamam. Bakayım üstünü de değişmişsin. Hı. Anladığım kadarıyla gelinimiz... Yetişti. Hale! Yetişti. Gidip aldın mı? Aldım. Teyze hızlı kullandın mı bu sefer? Birkaç kez stop etti dedi ama. Yapma, yeni mi aldı arabayı ya? Yok, şey etmedi o. Başka bir arabaydı ya onunla. Kendinin arabası iş yerinde olduğu için. Doğru, doğru. Hani bak yetişmeyecek, yetişmeyecek diyordun. Çok şükür Zuhal Hanım. Çok şeydim, heyecanlandım ama. Ya hiç inanmıyorsun yetiştirebileceğine. Evet. Niyeyse... Görümcem de giderken laf soktu gitti. Ondan sonra geri geldi benden özür diledi. Özür vallahi dilerim dedi. Görümceye özrünü de diletti. Evet. Tamam. Vallahi sana bravo. Yani ağız buz değil biliyorsun sevgili seyirciler. Çok iddialıydı. Yani, sen aç kapıyı istersen. Beraber karşılayalım. Merhabalar. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ayakkabılarla giremiyoruz. Ama kendik niye giremiyoruz? Biz hastane değil ki burası ev. Nasıl verelim? Aa, kusura bakmayın ben ama böyle gireme böyle girmemiz var hasta. Sen hazırlıklı olaydınız. Hazırlıklı biz olamayız ki bu hastane değil. Bizimlerde dayanıp döşemeyiz. Böyle bir saygısızlık görmedim ben. Saygısızlıktan değil ya. Girer girmez ne oluyoruz ya. Hoş geldiniz. Öpeyim. Çok teşekkür ederim. Beni öpecek kadar değilim yalnız hanımefendi. Tamam, siz bilirsiniz. Tabii ki ben bilirim. Ben 3 gündür buradayım. Galoş istiyorum her defasında. Bulundurun, alın. Madem isteyeceğimi biliyorsunuz, neden almıyorsunuz, hazırlığınızı yapmıyorsunuz? Neredeyse kapıdan dönecekti. Bebeğimiz var evde, küçük bebeğimiz var. Ya olabilir. O zaman galoşu hazırlasaydın ama galoş, hanımefendi. Tamam bak, galoşu hazırlasın diyorsun da burası hastane değil. Hastane olması şart hastane değil. Burası ev ortamı. Ev mi herhangi sen bir evine galoşla mı giriyorsun? Bir saniye, bir şey. Çok affedersiniz. Kendi ev terliğinizi getirmediniz mi? Hayır. Getirmemişler. Çünkü kıyafetlerine ayakkabı getiriyorum ben. Yani Nuray Hanımcığım çok üzgünüm ama yani ev terliği getirmek durumundasınız bir şekilde. Yani uyusun ya da uymasın kıyafetinize. Şimdi ev, yani eve girerken hepimiz ev terliği getiriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Terliklerini getirmediniz mi? Ama terlik getirmek diye yani misafirle geldik biz bugün. Tamam da ev ortamına geliyorsunuz. Siz kendiniz o zaman verebilirsiniz. Yani verelim, vereyim. İstiyorsan veririm. Tamam. Alttan ayak gözükmüyor, yani biliyor musun? Evet. He, onun için. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayakkabı. Şuraya. Buyurun. Bunları alayım ben. Tamam. Öpeyim teyze. Ben Nuray Hanım gibi öyle yani kaloşta kaloş demedim. Çünkü terlik verdiler sonuçta. Kendi ayakkabımla gireceğim diye de ısrar etmedim. Terlikle girdim. Şükür oturduk sofraya. Hoş evet. Geldiniz tekrar hoş diyelim. Hoş bulduk. Sizden evvel bir hafif bir gerginlik oldu ayakkabı. Çok gerildim ülkeye. Yani şu an çok gerginim zaten. Ya ben size söylüyorum bak ben ya söylemekle başladık olmuyor. Olmuyor değil. Olmuyor. Hazırlığınızı yapacaksınız hanımefendi. Arkadaşım ben... Ne münasebet arkadaşım? Yani bak ben sana ne diyorum? Bizim isteyen olsa verir. Kalış yani ne diyeyim? Hayır, isminle hitap edebilirim Nuray Hanım tamam, diyebilir yani. Tamam Nuray Hanımcığım ben sana şunu diyeyim. Burası hastane değil ki ben galoş diyorsam. Hastaneye diyorsan. Kafayı takmışsınız yani siz. Orada olur galoş. Biz nereden alalım? Canım, bizim evimizde galoşumuz var, sepetimiz tamam, var. Tamam sizin olabilir ama biz evet terlik şey ayakkabı mı? Tabii ki. O zaman herkes çıkartmak zorunda değil ayakkabısını canım. Ne münasebet? Olur yani canım. Yani olur tabii ki. O kadar da sorun yapma ayakkabıyı. Allah olur evet. Ama küçük bebeğimiz var bizim. Olsun canım. Çünkü burası bir ev ortamı. Herkesin evi var. Herkesin evine gidiyorsun. Sen lokantaya gitmiyorsun ki. Sen ki ayakkabıyla girsen gitsin. Olsun. Kaloş demiyorum şey ben sana. Ayakkabıyla diyorum. Evlere gittik yani sonuçta. Ama hiçbir yere sorun yapmadı. Hastane değil yalnız. Yani evet. Yani hastanelerde galoşa da evin içinde kimse galoşa girmez yani. Aslında o zaman ayakkabıyla çıkartmak ama şimdi pardon siz diyorsunuz ki uygun ayakkabım yok diyorsunuz. Galoşla mı girmeyi tercih ederdiniz yani? Galoşa gözükmeyi daha mı? Evet. Diye ayakkabımı yerdiniz. Çıkartamam çünkü uyumum bozulur. Ama galoşla bozulmuyor mavi bozulmaz. Hayır. Kesinlikle.
O sosyetik yanının için. Efendim? Bir ilgisi var ya sosyetikliğine. Ne münasebet canım, siz sosyetik görmemişsiniz daha. Hayır yani şey için dedim. Ne hani için dediniz? Ayakkabım görünmüyor da, yani burada görünmüyor ki benim ayakkabım. Benimki evet, görünmüyor. Masanın o ayrı, o ayrı. Girerken görünüyor ama. Sen bizim evde her şeyi eleştirdin girerken. Yani. Burada bu eleştirilmiş çok. Tamam eleştireceğim. Sen canım çorbaları başla yani istersen. Şunu, ben her gittiğim yere terlik götürüyorum. Çünkü ben ortam olduğu için. Ben zaten getiremem. Bak, buyur bak. Ay gene gidecek mecbur. Yani gider gitsin her canım. Her yere gidiyor. Ben dur. Bakma zorundayım. Gitsin yani. Baktım işte temizlemesi gerekiyor. Nuray Hanım, mutfağı nasıl buldunuz? Çok karışık, çok kirli, çok... Böyle bir şey olamaz. Olamaz yani, bu ne yapmış bu 2,5 saatte? Bence gayet de toplu yani. Bu şimdi sizin toplu haliniz bu mu hanımefendi? Elimden geldiği kadar yaptım. Ay kız getiremedi çorbaları. Nuray Hanım ondan gitti. Ondan diyorum. He. Teşekkür ederim. Ne diyorsun? Kübra! Efendim? Sinirlendin mi? Çok hem de. Mutfağı gördüm. Görmez olaydım. Temizledin mi? Temizlemeye gerek görmedim daha öyle mi? Evet. Niye temizlemeye? Çünkü temizdi değil mi? Evet, sizin temiz haliniz böyleyse her tarafa... Ne yapak canım anca? Lavalar falan. Anca yarın içinde. Seni de göreceğim. Yarın inşallah. Senin mutfağına da ben gireceğim. İnşallah. Buyurun açık. Çöp torbası gireceğim. Falan koydu lavabosuna. Gayet değerli toplu yok, çalışıyordu. Yok, Hanım siz görmemişsiniz herhalde. Ben bir lavanın saat içi, yanındaydım sonrasında. Lavabonun içi o kadar da olacak canım sende. Çok kirli. Siz gene niye sustunuz? Aa, niye o kadar gittin yani sorun ettin mutfağa? Niye sustunuz? Hayır gitmen gerekmiyordu. Giderim ben. Hayır gitmeyecekti. Alışamadınız mı? Gitsin neden? Yok ya. Onu huy etmiş kendine. Hayır. Ben evde siz de böyleyim. Rahatsız oluyoruz ama bir kaynan olarak. Ya siz rahatsız şimdi sen evinde öyle olabilirsin ama. Ama benim gelinim de olacak yani. Yani. Çok asal bir sinirli. Bitirsin. Olmaz. Hayır. Kim asal bir sinirli? Gelinim. Ne öyle mi? İstemez evet. Kübra hayır. Da sinirli biraz. Öyle evet. Mi? O da evet, benim ama gelinim de aynı da ama. Allah'tan siz tersine denk gelmediniz inşallah. İnşallah. Keşke bir karşıma çıksalar böyle biri. Nuray Hanım mutfağı bayağı dağınık buldu. Bahane arıyor ya. Kendine bahane arıyor. Kübra! Ne oluyor bizim geliniz? Efendim şey anne geliyorum. Yok, çorba gelecekti. Gelmedi. Hanımefendiye evet, müdahale etti. Çorbalarımızı getir kızım gel. Eleştirdin ama sen de hiçbir güzel sen de beni eleştir. Eleştireceğim zaten. Dur bakalım ne olacak? O hazır gelmiş zaten yükseltin. Çorbalar da çizgi çizgi, sen çizgi duruyor. Çizgi çizgi mi? Evet böyle sanki leke var gibi. Çaplarda da. Siz çünkü çok bundan daha net görüyorum anladın öyle mı? Öyle mi? Evet. Bak bakayım iyice. Kaşığımı değiştirebilir misin? Değiştiremez. Değiştirecek. Aa, neden değiştiremez? Ne oldu? Değiştirecek. Çizgi görüyorum. O tamam o şey. O çizgi bulaşık makinesinden çizilmiş onlar. Yok biraz... Bileydim hatta sonra bulaşık makinesine ben işte onu tekrar getiririm canım onu alabilir miyim ben o zaman hangisi sever kaşığımı diyor tamam al kızım yenisini getir çizgi ama hep olur ya şey çizgi ama gör çizgi nereden onu biz o yoğurdu senin de peçeten o yoğurdu neden benim gelin o kadar eleştirdin Kübra kayınvalidelerimiz için bir yorumun var mı bu mutfağa giren bayanın ismini bilmiyorum ama bayağı bir sıkıntı çıkaracak gibi geliyor bana. Merak ediyorum. Onun gününü çok merakla bekliyorum. Nasıl olacak, ne yapacak? Senin Nuray Hanım için bir planın var mı? Hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Peçetemiz nasıl eksik. Bir şey yok ya? Peçete var da bak. Ya normal peçetemiz normal var. Peçetemiz ama yok. Ne yapayım? Ondan önce ne yapayım? Olması gerekiyor. Olması bir gerekiyor. Tane peçete vardı. Başka ne vardı hanımefendi? Başka ne vardı? Nasıl bir tane peçete kuş var? Kuş var, kuş kondurmuş. Bak ben size kuş peçetemiz vardı. Şimdi fazla yiyorsanız çekeceksiniz o. Peçetemiz vardı. Kuşlar sizi keksin diye koydum bak oraya ha, ben. Sen onları bizi yedirmek istedin. Runner ama bir saniye bakın. Güzel bir masa örtüsü. Üstünde dantelli bir runner var. Tamam peçeteleri, masayı bir şey demiyor. Hayır güzel yok. Değil yani masa diyorsunuz da. Biraz yani kuş yerine çiçek olabilir. Evet. Yani. Ya çiçek ama yoksa şimdi kız kardeşin yani. Evi değil mi? Ama burada da çiçek var. Onu mu getirip şey koyacağım masaya? Olur mu Nuray'ın masanın yok. Ortasında olur, hey yola gibi. Ya düşünmeleri lazım. Değer veriyorsan karşındaki insanın şeyine. Ya şunu Allah aşkına bunu. Hangi masada gördük biz çiçeği? Yok koymamışlar mı? Allah aşkınıza şunu mu çeker misiniz o bardakları? Ama ben onu istemiyorum ki. Ha dediniz ya şurada çiçeği var. Yani. Aa bunu böyle ay, belediye ya. Meydan olur gibi. Ya, olmaz o, tabii ki. Olmaz. Peki. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şunu koysaydı diyorsunuz. Ay pardon mantıklı konuşalım olamaz, o zaman o büyük biraz. Çiçek olmaz. Allah Allah. Küçük bir çiçek olurdu. Küçük bir çiçek diyorum ben onu demedim ki de. Çiçek yoktu değil mi? Şurada bir çiçek var dediniz ya. Yok şöyle. Burada çiçek var madem çiçek de olabilir demek istedim. Dedim ben.
Şimdi o yapma çiçek. Getiriyorum. Canlı çiçek. Canlı diye çiçek değil, hayır. Ben canlı çiçek istemedim. Hani herhangi bir çiçek şöyle olabilirdi. Görüntüsü hiç güzel değil ama tadı nasıl? Görüntüsü niye güzel değil? Değil. Sulu köfte böyle mi olur? Nasıl olur? Ben biliyorum nasıl olduğunu. Tadına bak, ondan sonra konuş. Şu su, bu da köftesi. Köftesi. Sulu köfte. Bunun üstünün nanesi olur, ne olur. Hanımlar da unutmuş, ne yapak canım? Bunu ya. Bugünkünde ama her şeyi gördüm maşallah. Maşallahı yok. Buna kusur bulamıyorsun. Evet. Bu yemek gibi olmuş biraz. Yemek gibi? Evet. Analı kızların şeyine benziyor. Evet. Çünkü hadi, maydanozu yok, nanesi yok. Al, bir salata daha geldi baştan sağma. Yarın göreceğim sen de. Gör. İnşallah baştan sağma buldunuz. Limonu yok. Ne biliyorum? Neyin? Köftede köfteye limon olmaz ki. Biz limon ya koyarız. Siz sevmeyebilirsiniz hanımefendi. Yani bizim bildiğimiz öyle ya. Ama yoksa ben yanlarına koyduracaktım. Hayatım zaten sizin bildiğiniz kendinize yetmiyor bile. Düğün bugün diyorsunuz ki 15 kişiye yemek yaptım. Ben de çen. Sen yaptın sen. Ben 70 kişiye. 5000 kişiye. 5000. Bir dakika sana şunu soracağım. Bir dakikanın ne önemi var? Aylarım feda olsun size. Sen diyorsun ki 5000 kişiye yemek yaptım diyorsun. Sulu yemek yaptım diyorsun. Ay. Sade sulu yemek mi yaptın? Evet, sulu yemek ustası. Salçası çok olmuş bir. Örsümüş gibi sanki salata. Evet, sönmüş. Köfte ezilmiş iki sana diyeyim. Nanesi kızım, falan yok. Zaten hepsine güzel bir kusurum salatası mı oluyor? Köfte çorbasının salçası çok olmuş. O yüzden de lezzeti kötü olmuş. Ve nanesi yoktu. Maydanozu yoktu. Eksikleri vardı. Damak tadımıza uymadı. Limon getir kızım. Limon. Siz kaymaldırarak gelininize bu şekilde mi konuşuyorsunuz? Nasıl? Limon emir verir gibi. Limon getir. Ne bu diyeceğim, ne diyeceğim? Kızım limon getirir misin? Evladım limon getirir misin? Bak arkadaş, ben konuşmam kaba. Konuşmana bir şey, hayır konuşmana bir şey diyen yok. Ben mesela kibar konuşup da kızım limon getirir misin diyemem. Kızım diyemem ne? Kızım derim. Ama ya, demedin. Limon getir ne dedin. Ne dedim? Limon getir dedin. Evet. Limon getir kızım. Limon getir kızım. Ya bu telaşla öyle belki. Yani çünkü neyse, ben sen ayakkabıyla girince ben biraz sinirlendim. Ben girerim ondan, ama siz alışmanız lazım. Ben sana dedim ki küçük bebeğimiz vardı. Olsun, ben sizi benim de bebeğim var. Ben sizi 3 gün öncesinden uyardım, söyledim. Yani siz uyarabilirsiniz. Ben onu duymadım ama. Duymadınız mı? Duymadım ama. Ben kaç kere dile getirdim yani arkadaşlar yanında. Yani tasvip etmem, gireceksem girerim ben. Tamam gir. Girdim zaten. Çamurda defineceğim, geleceğim senin evine gireceğim yarın. Baş tacımsınız. Gör de bak seni. Peki çorbalara geçelim artık. Yarın ben de ayakkabılarla girmezsem. Anlatsınlar bize. Ne düşündük? Salçası ki? Çok. Salçası çok. Evet, nane yok. Limon istedim. Köfte ezilmiş. Çok da ezilmiş mi? Bir yüksel evet, benzi tamamlısın. Sen şu mercanın iyi bakalım. Baktım merceğine baktım zaten. Köfteler yüzünde dağılmış bir halde duruyor. Saymen'in o biçim. Köftesini beğenmedim, böreğini beğenmedim. Helal sen de benimkini beğenme. Gerçekten. Boş ver. Beğenmiyorum, evet beğenmiyorum. Beğenmediler çorbanı. O köfte daha böyle... Benim damak tadıma uygun. Sert, evet. Sert olacaktı. Beğendim. Neler duyuyoruz. Evet, yani kulağımı beğendim yani. Ah şükürler olsun. Kıvamını da beğendim, bakın. Kıvamı da çok şaşırdım. Çok salçalı. Neden siz bu kadar hani salçalı? Hani kardeş için o kadar tepki verdiniz. Mutfağa girip büyük tepki verdiniz. Evet. Hani beklemiyordum açıkçası beğeneceğinizi. Yok beğenim tabii kaç ki de. Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. Evet, Elmas Hanım siz söyleyin. Yani bu köftenin şeyi nanesi olması gerekiyordu. Evet. Tamam onu unuttuk, söyledi zaten. Maydanozu da onu siz söylediniz. Tamam. Evet, biraz da salçası. Maydanoz değil, nane olması gerekiyordu. Nane doluyor, maydanoz doluyor. Yine biz hala kendini buluruz. Savunuyor ya. Sadece, maydanoz konmaz evet. Çok onu ya. Size ne? Onun damak oluyor. Tadı öyle. Yok tamam damak tadı siz öyle. Siz zaten kendiniz için yapmıyorsunuz bu yemeği. Misafirleriniz hayır. İçin yapıyorsunuz. Tamam biz misafirimiz için yaptık da savunmayalım mı yemeğimizi? Tamam da ben yapmam diyorum, ben koymam. Ama bizim için yapıyorsun sen. Koymam, düşün, demiyorum. Düşün maydanoz, at. Maydanoz evet. Konmaz benim bildiğim. Kısacası... Özür dileyerekten getirsin bir cimcik nane, atsın üstüne ne var? Unutmuş, almayı şimdi diyormuş. Atsın getirsin, ben evde olmaz, evde var evde ama olmaz. Evde yok. Var evde. Almayı var unutmuş. Evde diyor ya, getirin koyun unutmasın. Unutmuş, evden kullanamıyor. Kullanılmıyor evden de onun için, yoksa evimizde almayı var. Almayı unutmuş marketten, değil mi? Marketten almayı, hı-hı. Bir kara lahana bir de nane almayı unutmuş. Kara lahanayı mı? Evet. Ne için, salata yapmış? Salata için. Kırmızı lahana. Kırmızı lahana. Biber az bir şey attırdım, çok attırdım. Başka acı ne attınız bunun için? Şey, pul biber attı. Kimyon da attı mı? Yok kimyon attırmadım. Kimyona gerek yok. Yok, kimyon attırmadım. Salçanın bu çok olduğu için. Salça çok olduğu için. Hazır salça olduğu için. Bayağı tadı değişti. Ben beğendim yani. Biz de kullanmıyoruz. Bir saniye Aysel Hanım da bir dinleyelim.
çok salça kullanmış. Biz bu kadar çok kullanmadığımız hı hı. için dediği gibi Elmas Hanım'ın yani nanesi yok. Eksisi bir, eksisi biraz yok. Limonu yok. Sumak terbiye yaptın mı sen? Terbiye yaptım. Limonu unla yaptım. Unla yaptım. Yumurta? Yok, yumurta koymadım. Ya, kıvamı güzel ama. Bence de kıvamı. Kıvamı güzel. Yani salçası da güzel bence. Bir şey demeyeyim. Salçası da güzel bence. Sumak olmaz ya. Ne olmaz mı? Ama buna sumak kim yiyor? Nane olur. Maydanoz sizin dediğiniz gibi güzel ama başka bir şey olur bu. Böyle yapıyor zaman. Bayağı zaman mercimekli köfteye dönerdi. Sumak tat veriyor. Ağzından koyacağım. Yok yok, ben beğendim arkadaşlar. Ben beğendim. Nuray Hanım beğendi. Şükürler olsun. Beğenmeyeceğimi düşündüm. Ya ben de işte ben biraz damak tadım değişik olduğu için ben de beğendim. Yani sadece salçası biraz fazla olmuş. Onun da çok güzel yani. Için. Olsun bir şey olmaz. Daha şey, ben, yok, eline iyi. Sağlık. Afiyet eline sağlık. Olsun. Tamam ben geçelim araya elinizi. Salatadan yiyen var mı hanımlar? Bakacağız. Nine. Neden? Bakayım. Pörsümüş. Evet. Ne zaman attı sosunu? Az önce attı. Siz gelmeden yok, önce bu az önce atılmışa benzemiyor. Az önce attım. Gerçekten az önce attım. Sen niye şeker çatal? Gözlüğümle tekrar bakıyorum. Şeker çatal niye? Ben iki tane kullandığım için herkesin haşlanmış gibi aynı. Biz de kullanmadık. Bakın arkadaşlar lütfen. Bir bak bakalım nasıl. Pörsümüş mü? Bence pörsümüş. Yani. Bir tadına bakayım ama. Salatayı beğenmiyor ama bu da bizimkinden daha kötü yani. Aynen Yüksel Hanımcığım. Aynen öyle. Aynen. Ben doğruyu söylüyorum. Evet. İçine iki sene şey koymayla var salatam güzel. Sizde bir tane var. Sahnen ne beklerin evde? Hale ben zaten salatayı güzel hani, demedim yani. Kendin burada ne yemeği var canım? Nasıl ne yemeği ne var? Ne yemeği var? Daha gelmedi ortaya bir şey. Köfte, şey gelsin. Daha ortaya bir şey gelmedi. Sarma, sarma yaptı. Sarma ne dedi? Sarma dedi. Sarma. Yaprak sarması yaptı. İnşallah güzel olmuştur. Çok sevdiğim bir yemek. Elim ayağımı dolaştırdılar. Niye bu kadar heyecanlandın? Kayınvalideler aklını başından mı aldı? Evet öyle oldu. Nasıl salatanın tadı? Yavan mı? Yavan, yağ yok. Zeytinyağını basmış. Evet. Zeytinyağını veya da ölmüş salata. Zaten pörsümüş. Evet. Tamam kızım yani, şundan alacaktım ya. Benim kafada pörsümüş yani. Elmas Hanım siz yediniz salatada. Evet yedim. Katılıyor musunuz diğer kayınvalidelere? Evet. Salata hiç iyi değildi. Limonu çoktu. Yeni yapılmış salataya benzemiyordu. Karışımı erken olmuş. O yüzden salatası sönmüş. Akşamdan yaptık. Yetiştiremezsek yani. Dedik o da pörsümüş. Ay yiyerek. Yetiştiremeyecek bir menü değildi ki ne zaman. Neyin var? Çayına yiyor, hamurunu yoğurdun. Açtın mı, doldurdun mu? Ne evet bak onlar emekli işler. Gerçekten yetiştiremezse diyebilir. El açması falan yetiştiremezse diyebilir. Çünkü el açması. Testi kebabı yaptı ve taş fırına götürdü. Oh, testi kebabı. Bakacağım. Evet. İnşallah keserken de düzgün keser testiyi. Kesmeyecek ben kıracağım çekiçle. Kesecek, kıracak. İçine bir şeyler düşürmesin. Kübra. Suratını asma, moralini de bozma. Bozmayacağım. Sonra bana demesinler ki saygısızlık yaptı. Bir de şöyle yaptı da biz o yüzden puan kırdık. Demelerini istemiyorum. Beşer tane, onar tane koyarsa zor, çok olur. Evet. Getirir de önümüze bir tane dayarsa ne olur bu? İki tane dayarsan öğreyeceğim. Gene yetmez. Gene de az. Gene yetmez. İki tane yiyeceğim. O emek nerede kaldı? 10 dakikalık hiç o sarma tır tır tır. Koy poşeti üstüne. Tır tır mı? Çeviriver poşetin üstüne koy tır tamam. Ben de bilmiyorsam poşette sarmayı ne? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp hayatım. Anur hocam bu yaştan sonra öğrettin mi? Bu yaşta olur mu canım bu yaştan sonra? Olur mu? Öyle ya bir şey kabul etmiyor. Sarmışlar yaşa. Yaş ne ya? Benim yaşım 70 ama işim bitmemiş. Ne diyorsun sen? Ben bir şey... Yaş. Yüksel Hanımcığım bugün şeyinizi göremedim bileceğinizi. Ha, kusura bakma takamadım. Neden? Canım. Diyalizden geldim, elim olmadı. Ama ilk günü de yoktu. İlk günü de yoktu işte, bilezik, diyalizden gelmişti. İlk günü de heyecanlandım, heyecanlandım. Sen takmışsın, ne olur. Ben gösteriş yapmayı çok, çok altınım var da. Aa, bende de yok, bak, çok altınım var da. Takmak istemiyorum. Bir şey yok, sadece ne pırlantanım var, yapacağım? O kadar altın değil. Pırlanta. Gösterişine işim yok. Hem de unuttum. Takamadım. Şu mercanın bir baksana pırlanta mı? Pırlantaymış. Pırlanta diyor, bak hele mercanın gerçek mi? Pırlanta olacağını da zannetmiyorum. Sahte küpeler böyle dolu pırlanta gibi duruyor. Kusura bakmayın. Ben gerçekten bilseydim bir yerden de kalırdım sahte. Getirir takardım pırlanta. Bellem bizim. Her şeyi de biliyor. Kuyumcu yok ki burada gele de bunu kontrol edeceğim. Getirsinler test yaptırsınlar. Aman. Yok efendim. Sizin niye böyle bir şey? Telefon bu arada masada gene. Yine geldi. Gene kalkar kaçar masada. Çünkü öyle istiyorum.
Kalkar şimdi masaya tekrardan gider. Soframıza saygısızlık bizce. Ne alaka canım sofraya saygısız? Telefon tabii yani siz bu telefonu taşıyamadığınız için belki. Tamam. Ay yaprak sarmaya bak. Gelin hanım kızım benim. Ha, bizim, canım benim. Bu ne bizim böyle? Nerede yaprak? Ha bunun altında. Ya bak siz de göremediniz. Hayır hayır altında kalmış. Abi 15 kişi şey, bir de yanmış. Altı da yanmış. Maşallah. Buyurun. Ben gülüm bari. Boşa gitmedin. Gelinimin emekleri. Kurban olayım ben o geline. Yani. O emekler neydi öyle? Sen vallahi puanlar elde ettiniz. Bir saniye dur dur. Ne oldu? Altı acaba yanmış. Dolmanın mı? Dolmanın mı? Evet. Ve pişmemiş. Kesemedim. Bakabilirsiniz. Küçükçe değil. Ben onu dik şekilde koydum altına. Pirinçler içinde çiğ duruyor. Anam Allah aşkına. Durun ben bir gözlükle kontrol edeyim. Bakın. Gözlükle ne? Büyücüden bak sen de büyücüden. Baktım baktım pirinç içinde evet. Çiğ duruyor, çiğ duruyor. Sarmaya merceğimle bir baktım pişmiş mi pişmemiş mi? İçinde bir tane pişmiş bir şey yok. İçinde pirinç yok. Yani hiç. Harç yok o koymamış evet, bak. Evet. İç harcı hiç yok hiç yani. Yok. İnce, ince olsun diye. Olmasın yani bu yaprak sarması. O zaman da alın olmuş ince diyeceğiz. Olur zaten. Yok anneciğim. İnce olur yaprak sarması. Nerede kaç yıllık tecrüben var kızım senin? Yani, kaç yıllık tecrübelisin de bana bunu soruyorsun. Bizim börek böyle mi? Yani kaç yıllık tecrübelisin de bunu bana soramazsın sen. Bak bak bak. Böyle yani, bıçak kördür belki. Belki ihtimal yok hayatım. Belki börek kuru olmuş, olmuş evet. Ne yapak? Çok niye bizimkine olmuş ne yapak? Bakın kesemedim, hala kesemiyorum. Her şeyi yani bizimkinin de içi hamuru da, hamur. Hamur değil de anlayamaz. Bir şimdi bir burayı konuşalım da. Durun. Evet. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Çok zor kesin. İnşallah evet. Isırabilirim. Bir değil. Bak. Ay. Kıtır kıtır bak ne sonuçta güzel. Çıtır börek. Bu çıtır börek mi sizin? Çıtır börek. Çıtır, bu yufka çıtır böreği bulmuş. Annem ya. Yufka böreği bu. Yufkayı hı. Almışsın. He. Ya, aşırı derece bu. Kuru. Evet. Bir peşinde rica edeyim ben. Dolma yanmış. Verir misin canım? Orada diye bana gönderme yani. Vereceğim mi saniye beklerseniz? Ama önce orada dedin ya. Geçen Zuhal Hanım inanmıyorsanız. Evet gördüm. Evet. Neyi? Yanmış. Yanmış. Baş. Bizim pilavaneler sarı sarı dedim bağırdın. Sen bugün benden beter oldun yani. Olsun Nurek. Bizim geçtim. Yapacağımız da bu Nure kadar. Nurek'le Nurek. Niye gelmiyorsun o kadar emeğine? Boş şişe yemek yaptım deyip de puan verdin. Şimdi ha. Bak bir dakika bunu ben pişirmedim. Ben sadece çektim. Gelinime yaptım. Sen gelinine çok beğeniyordun. Hayatım çok özür dilerim. Gelinini iyi yönetememişsin yani pardon. Gel benim gelinimin yanında. Gelininize iyi öğretmemişsiniz yemek yapmayı. Hani sen ben yemek yapıyorum 15 kişilik dedin ya. Yaptığınız yemek ortada. Niye böyle oldu? Biraz kurumuş evet, börek. Yani, pirinçler pişmemiş börek, şey pirinç, olmadı. Pirinçlere annem baktı yaprak hı. Pişmiş dedi. Anladı usta ya. Usta. Bir saniye kapat mı dedi. Suyu kalmamıştı da ben de kapat dedim. Suyu yok. Diyebilirdim pirinçler pişmiş dedi ben de o yüzden. Sen sizin ona güvendin. Yok ama anneniz usta aşçı. Bilirim, ben ustaççıyım demedim. Peki ona da dedin peki. Dedin mi? Ustaçsın. Ben senin gibi diplomamı göstermedim tamam, ki. Tamam tamam bir dakika tamam. Al seni arıyorum. Seni arıyorum. Bir dinlemeyi öğrenin arkadaşlar ya. Yutmuştum. Burada dilin durmuş. Diline bak mı bağladılar. Aysel teyze sen de bana taktın. Aysel teyze orada bir Yüksel teyze. O misilli yemeklere bütün kusurunu burada duruyor. Ben de buluyorum ama hayır. Konuş bugün burada içini göreceksin. Onu bilmiyorum. Sen ne için geldin bu kadar çocuk ayı yap? Bana yemek de vermeye. Teyzeciğim sıra mı bekliyorum? Bak siz ikiniz konuşuyorsunuz. Sıra devam et o zaman. Sıra devam et. Evet. Tamam dinleyelim Elmas Hanım'ı madem söz sırası geldi. Evet. Çünkü pirinçler pişmemiş. Yaprak pişmemiş. Çiğ kalmış. Evet. Börek sert. Siz ne içersiniz? Bizimiz gibi değil. Yağsız olsun. Aynen. İçi nasıl böreğin? Lezzetini bari söyleyeyim. Lezzeti de güzel olmamış. Hiç yemedik ki. Baksana kurumuş. Kuru olmuş. Evet biraz kurumuş maalesef. Evet, şimdi fırın biraz daha şeyini bilmediğiniz için ayarını falan. O benim sorunum değil ya. Fırın kuruttuysa veya bakmadıysanız. Siz bir şey içer misiniz? Yemiyorsan yeme hayatım. Ne yapayım ben? Aa. Ne yapayım ben? Yemiyorsa yemesin. Öyle bir şey denilir mi? Ben sahibiyiz. Ben söylerim arkadaş. Ne söylüyorsun arkadaş? Bak bak. Söylerim ben. İyi yemeğe bile ben söylüyorum arkadaş. Dingin mi var söylüyorsun? Yemesiniz yemeyin diyor. Var mı böyle bir şey? Hani? Öyle denmez. Böyle bir şey var mı? Sizin arttığın bir şey yok mu söylüyorsunuz? Tersleme değil. Ne yapayım? Kuru olmuş yemiyorsanız ne yapayım ben? Tabağı kafamıza al. Bir böyle lokantadan mı getireyim size? Ya sen o senin yemeğinize kusur buldun da ben ona verecektin sinirliyim anladın mı?
Senin gelinin o açma yüreğine, yemek o yumuşaktı içi hamuru da hamur. Tabii tabii. Bak seninki ne oldu? Kupkuru değnek. Benim gelinim böreğim arası yanında o kaç bal halvası. Tane yemek verdiniz acaba? Sizin geliniz kaç tane yemek verdi ara sıcakta? Benim gelinim güzel tane. Yemekler verdi. İki tane. İki tane. Şey yapmış, evet. Söyledim ya ben akşam. Kaçtı yaşı? Yaşına anne kaynana gelin yaşa mı taktınız ya? Tabii yaşa. Kaç yaşı öğrenebilir miyim? Sen şimdi benim yaşım 70. Sen ne bileyim bak bende ne marifetler var. Konuşmayı da bilmiyorum. Marifet. Nasıl bir marifet? Yani konuşmayı 48 da 48 yaşındaydı. Yemek yapsam 48 yaşındaydı. Yine beceririm yine. Ben 23 yaşındayım. Vay vay. 48 yaşındaki benim, bir kadının herhalde benden daha fazla. 24 yaşında gitsen parmaklarını yersin. Sofra hazırlaması aa, güzel. Her şey var. Parmaksız kalacaklar şimdi. Yani. Aa, öyle yani de yaş, yani. Yaş, yaş, yaş. Kaç yaşında kadınmış yaş, yani. Yaş, geç, yaş. Mahane o, o olmuş yani. Yaş. Yaş biraz burada sorun oluyor. Tabaklar. Evet, tecrübesi ona göre oluyor. Yüksel teyzeciğim. Ya uzatsın. Oluyor da yani evet. Şimdikiler internetten bakıp yapıyor. Olsun canım yapsın da. Olsun yapsın da nereden bakarsın? Ya yapıyor yani, yapıyor, yapıyor diyor. Evet. Sarmayı nasıl buldunuz? O sarma hem tuzlu, hem yanmış, hem pişmemiş. Evet, evet. İçinde hiç börek piniş diye bir şey. Çok aşırı kuru kesemedim. Çok abartıyorlar ya. Aşırı derecede abartıyorlar. Tamam, biraz böreğim kuru olmuş. Farkındayım onun. Yaprağım, yaprak sarması kalın olur diyorlar. Yaprak sarması kalın mı olur? Olmamış, olmamış. Bu kadar. Sen bize o yemeklere hata buldun ya. Demek dedik ya anlattılar. Yok öyle takılmayın Yüksel Hanım. Öyle de takılmayın. Olmamışsa takılıyım. Niye takılmayayım canım? Olmamış de. O kadar emek verildi. Emek verildi. Testi kebabı geldi. Testiler kırılacak. Vallahi onu ben yapmasam ya. Şuraya daha. Kimse dağılmasın. Ha? Efendim bu sofrada sizlerin huzurunda ve seyircilerimizin huzurunda bu testi kebabını kırmaktan büyük bir şeref, mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Testi kebabının açılışını yapıyorum. Yapıyorum. Yapabilirim yavaş, değil mi? Yavaş. İlk defa yapıyorum. Yavaş. İlk defa da testi kebabı yiyeceğim. Hı. Çok uğraştı kızımız. İnşallah. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Aa kırdım ha. Oo kırdım. Yaşasın. Allah çat yedi gitti ha. Üstüne sıçrar diye korktum. Benimkine de sıçrar diye korktum. Ayranlar dökülür diye korktum hani nasıl vuracak. Maşallah o da bir vuruşta kırdı. Sunumu yani hiç öyle bir şey görmedim bunca gündür. O testiyle gelince bir de zıbalanımı kırınca çok hoşuma gitti. Testi kebabı çok güzeldi yani çok güzel derken biliyordum ben onun nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu. Zuhal Hanım güzel bir kırdı onu. Güzel, başarılı bir kırış yaptı. Vallahi bir atışta. Ben testi kebabı kırmak için doğmuşum. Evet. Meğerse haberim yokmuş. Hep testi kebabı yapıyorum. Benimse tamam sorun yok. Benimse sıkıntı yok. Güzeldi ama değil mi görüntü evet, falan? Evet görüntü güzel. Hoş değil mi? Evet. Fırına götürdü onu. İnşallah kendi süresi güzel içerisinde. Olmuştur. Biz de eşim de yapar testi kebabını. Öyle mi? Tabii. Ben ilk defa yiyeceğim. Ben de ilk defa yiyeceğim. Oo, ben de ilk defa yiyemedik. Tereyağlı olması gerekiyor. Kübra, testi kebabın güzel pişmiş mi? Evet, öyle görünüyor. Yaprak sarması size bir yapayım da görün. Bak, parmağınızı yersiniz demiyorum. Ama siz yani yapamayacaksınız ki, geliniz yapacak. Hayır ya. Yok, ben kendimi davet ediyorum. Kendi evimde davet ediyorum. Kendi evimde nereden gelecek? Evenir de gelecek. Gelin canım, niye? Nasıl gelecek? Aa, binecen atölye. İnşallah bir yolunuz düşer belki. Ya belki. Ya. O zaman geliriz. Öyle düşünmeyelim. Belki gideceğiz. Allah nasip edecek oralara. Nasip aynı ederse gideriz de. Aynı nasip olduysa oraya yani, doğru. İnşallah. Ya benim evet. Buraya bile hayal bile edemezdim. Evet. Yani bir yarışmaya katıldım. Hayaller gerçek oldu. Şu an Zuhal Hanım'la beraber bir yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu yani. Yani. Bana da bir mukabele. Zuhal'lar olduğumuz için mutluyum. Canım sağ ol. Ben de çok mutluyum. Bu kadar ılımlı bir insanlarla hiç karşılayacağım. Evet. Ekipleri bile çok iyi. Ekibimiz şahane. Süper. Ekipleri çok iyi. Çok sağ ol. Ne kadar? Yemekler gelmedi. Anca testten anca çıkıyor. İki saattir gelecek. Yani sizin test olduğu için. Her şeyine bağırıyordun. Hani yemek? Testide. Hani kaşık? Hani çatal? Ne duruyorsun şimdi? Neye duruyorum? Ben mi gideyim getireyim? Gelme git yardım et. Getireyim mi? Anca. Konuşmaya başladılar gelinlerde diye. Yarın göreceğim seni. Gelin, benim gelinim maşallah. O zaman da onun sözü hoş geliyorsa canım. Maşallah. O el emeklerine niye
güzel bir puan vermedin. Ben senin sadece masa düzenine şey ettim. Neyi masa? Yok, masa düzeni hiç yoktu. Hepsini koymuş da çünkü çeteyim. Şey olur mu? Hepsi yok. Olabilir. Ben demiyorum yani hatasız. Ama sen en eksiksiz, önemli şeylere eksiksiz hata olacaktı masası. Hata. Masasında hiçbir şey yoktu. Eksiksiz derken yani nasıl? Bir açılım yapar mısınız? Ya çatalını, bıçağını. Hani ben onları diyorum eksik tamam, diyerek. Dün var mıydı bize demiyorum yani. Yok. Dünkü de diyorum ben. Çatalı bıçağı yok muydu dün? Yok, var sonra sadece tatlı kaşığı yoktu. Senin de peçeten yoktu. Peçete. Peçete mi? Bizim ben... Kendine gelince yok. Sessiz kalıyor. Bir şey gelelim. Nereden bulayım da nereden alayım? Valla onu o zaman düşün. Çünkü ben niye almadın bilmiyordum. Onu? Yani. Neyi? Çünkü yani her bir masada... Giderken niye almadın? Arkadaşlar ben bilmiyorum yemek, burayı. Yemeğe geldiysen her şeyine saygı göstereceğiz. İtinalı çalışacağız. İtinalı hazırlayacağız. Ne öğreneceğim? Bir şey etmiyorum deyin. Katılmayacağım mı? Yok. Beceremiyorsak katılmayacağım. Yok. Niye beceremiyorsak? Geliyordum beceremediler mi sence? Beceremediler. Benim gelinim gayet de güzel yaptı. Ya ne güzel için. Yaptı. Evet. Yüksel Hanımcığım ne güzel yaptı. Puan azaldı ben üzüldüm. Bak çünkü. İtiraz ediyor. Bak, Yüksel Hanım çok eksiğiniz vardı. Onun gelininin daha az var. Yüksel Hanım bak bak. Benim eksiği vardı. Benim gelinimin ne eksiği vardı? 3 puan verdim biliyor peki, musun? Peki benim gelinimin ne eksiği? Benim gelinimin ne eksiği vardı? Ben bilemedim bir tane veriyorum. Hiç eksiği yoktu. Allah bir çatal eksikti, bir ekmeği eksikti, bir peçete nesi eksikti. Kübra, yufkanın bir özelliği var mı? Tandırda yapılır. Kendimiz yaparız tandırda. Yani sofranda Yozgat'tan esintiler olacak. Evet, ben zaten Yozgat'ı temsilen geldim. Geliyorum anne, geliyorum. Hadi kızım, ne yaptın? Geldi, geldi. Canım teşekkür ederim. Al. Böreği mi? Aa lavaş da koymuş yanına. Yufka ekmeği. Ay lavaş ekmeği. Her şeyden getirdik. Ha senin getirdiğin Yozgat'tan söylüyordum bugün. El açma su. İşte böyle açacak. Gelin bizim orada sıkmalar, börekler. Oho. Hele iyi tadına bak da ondan sonra söyle. Ete de bakacağım. Salçalı görünüyor pilav. Tadı nasıl, tuzu nasıl. Bu pilav yufka ama. Yufka ekmeğine bir şey demeyeyim. Güzel yani o tadılır. Yerim onu ben. Ye ye. Ya şekerin düşmesin. Teşekkür ederim canım. Bir tek buna et mi yaptınız? Sade başka bir yok, şey koyma. Yok canım içinde şeysi var. Biberi, domatesi, soğanı. Soğanı koymamış mı? Unutmuş herhalde. Soğan, soğan var. Arpacık soğan koydu ya. He şey etmiş o. Dağılmış Kübra herhalde. Kübra koydun değil mi arpacık soğan içinde? Koydu koydu. Evet koydu. Evladım şey bana vereceksin. Dağılmış dağılmış. Pardon kızım bana vereceksin yani. Çünkü olabilir. Var samursağı var içinde. Allah Allah. Hepsi var. Tamam benim unutmuşum. Bana vereceksin kızım, bana vereceksin diyor. Evet, bana vereceksin. Unutma kızım, biraz dikkat et. Bir çatal getirelim. Çatal rica edelim mi? Çatallar gitmiş kızım. Getir ikişer tane koyduk da. Ha, bayaktan da eleştiriyordun çatalı niye iki tane koydun diye. Ama tabağı ben yanına koydum, beraber gitmiş işte, götürmüş. Ben mi olur mu? İkisi birden mi gitti ya? Biri burada bizimki. Aynen, ikisi birden gitmiş. Bak burada senin çatalın. Burada, burada. Çatalım orada. Bu koydum ben. Ha, sen mi koydun? Benim değil. Kesik kebabınız güzel olmuş. İki tane çatal. Evet. Güzel olmuş güzel mu? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bakın evet bak pamuk şey gibi. Çok güzel olmuş. Güzel pişmiş evet. Bulgur pilavı birazcık fazla pişmiş, yapış evet. Olmuş. Biraz evet. Daha taneli olabilir. O zaman da şey içi diri oluyor ya bulgur pilavının. Pişti mi? Biraz işte cıvık olmuş. Cıvık mı? He. Ne cıvık? Pilav. Yok. Biraz suyunu fazla koymuş. Biraz fazla pişmiş. Sakın telefonuma değmeyin. Testi kebabın eti güzeldi. Pilav da güzel değildi. Salçayı çok doldurmuşlardı. Testi kebabı çok güzeldi. Lezzetliydi. Ay 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 ay. Bu yuk ekmeği biz şey deriz, kopardırız. Pilavı onu öyle alırız. Şimdi bak şöyle şu şekilde. Gelmiş. Bak şu şekilde. Ha öyle yiyorsunuz. Bak böyle. Evet görmüştüm. Onun için yufka ekmeği yiyeceğim. Biz ona banak deriz. Hani banak deriz. Banak, ha, banak da yiyek böyle. Böyle. Samırsak koymadın mı? Çok güzel olur. Banak da yiyek. Koy. Benim tabağıma gelmemiş demek ki. Sizde tabağım... var mı bak? Ezilmiş. Tek tek sarımsak seçemedim. Olmaz ezilemez. Tesis yok şey. Biz gördük yaptık sarımsak. Çünkü. Sizde de yok sanırım. Ben koydum anne. Yok. Sizde var mı? Ben de yok o kadar domates. Yok bende de yok. Sakın koydunuz mu yoksa? Yok yok koydu koydu. Koydu koydu. Ama ince görürsünüz. Bir şey herhalde. Bir şey eridi herhalde. Ezilse de görünür yani. Bu ne? İzleyince göreceksiniz. Ya soğan ya samursak. Soğandır. Soğan. Göstermelik olmuş olabilir de unutmuş olabilirsiniz. Hani yok, orada hayır. Soyarken ne koymuşsunuz? Yok yok aha bak bak ezilmiş bak. O samursak mı? Samursak.
Tadına da bakabilirsin. Sarımsaklar böyle olmuyor ezilince ama. Ya şimdi iyi de önceki sarımsaklar. Ben iliyle atmadım sarımsakları. Doğrayıp. Olmaz ama bak. Doğradın mı? Öyle attım. Hı-hı. Olmaz. Doğranmaz. Doğrayıp kızım attım. Doğranmaz. Etler kuzu eti koymuş. Güzel. Ona da peki. Sarımsak bana gelmedi. Gayret ya ben sordum diğer arkadaşlara da. Hiçbirinde sarımsak yok. Diş diş tüm tüm sarımsak konur ona. Etin çok güzel. Evet, afiyet olsun. Et iyi pişmiş, doğru. Afiyet olsun. Biraz güzel pişmiş, eline sağlık. Yani, pilav bir şey demiyorum. Pilavın biraz olmuş. Biraz fazla pişmiş evet. Pilav. Ama lezzeti yerinde. Testi kebabı güzel. Teşekkür evet, ederim. Testi kebabı güzel, eline sağlık. Şifa olsun bizde evet. Yemedi, ilk defa yedik. Evet, ben de ilk defa yiyorum. Ben riske attım kendimi. Özellikle testi kebabı yapacağım dedim. İyi yaptım. Yozgat yöresine ait, İç Anadolu bölgesine ait şeyler yapmaya çalıştım. Ama ben sana dedim güzel olacak bence dedim. Hiç endişelenmeyin. Bak oldu valla. Pilavı yapamamış, sarmayı yakmış. Bir tek tepsiyi fırına götürmüş. Gelmiş Allah'tan onu yakmamış. Onu da fırın pişirmiş. Yani bir emeği yoktu. Kuyruk yağı da tabii bir lezzet katmış ona. Onun özelliği zaten kuyruk yağı. Değil mi? Hı-hı. Ne eti aldın? Kuzu eti. Kuzu bu değil mi? Hı-hı. Kuzu mu bu? Evet kuzu. Dana etinden testi kebabı olmaz. O sert yüzden... olur. Değil mi? Doğru. Güzel olmuş ama. Eline güzel. Sağlık. Hiç kuzu evet, kokusu da yok. Yok. Hiç yok. Mis. Eline sağlık. Kuzu biraz kokar çünkü. Evet. Keşke sarımsak da olsaydı. Sarımsak koydum ben içine. Diş diş. Benimkinde yok. Şunlar sarımsak. Doğrayıp koydum. Diş diş olurdu yani. Ama yapacak doğramış. Bir şey yok. Tabii. Doğramış. Tadını, siz beğendiniz mi tadını Nuray Hanım? Eti çok güzel. Evet eti çok tadı güzel. Güzel. Ben yani dediğim gibi işte birazcık daha suyunu az koysaydınız yapış yapış olmazdı. Pilav nasıl? Pilav birazcık suyu fazla olmuş. Hmm. Eti çok güzel olmuş ama. Elmas Hanım siz de bir arkadaşımız bir şey dedi mi aynısını tekrarlıyorsunuz papağan gibi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama neden? Yani tadı aynı, güzel olmuş ama. Bu, tadı güzel. Herkesin dediğin değişik bir şey üretin ya. Ama tadı çok güzel. Çok güzel şöyle olmuş şaheser. Ay ne kadar güzel falan ne. Aynı kelimeleri kullanıyorsunuz. Masada olun lütfen. Başkalarının lafıyla kulaktan olmaz. Hayır, kulaktan değil. Kulaktan aynı kelimeleri tekrarlayıp duruyorsunuz. Hayır, Nuray Hanım bak ağzımın lezzetini aldı. Damak tadım öyle oldu. Onun için güzel aynısını olmuş dedim. Eline sağlık Kenan Hanım dedim. Olmadı, yok. Yok neden? Yani, tekrar etmeyin. Kendinizden bir şeyler söyleyin. Benim söylediğimi özgün mesela... yorumlarınızı bekliyor herhalde. Evet. Yok. Aysel Hanım sulu diyor, sen de sulu diyorsun. Var mı böyle bir şey? Neresi sulu bu pilavın? Örnek, neresi sulu? Çeşmeden su mu dökmüşler de getirmişler? Ama biraz suyunu fazla koymuş. Yok arkadaşım. Neden anlamıyorsun? Hayır, kusur koymayın. Pilav da güzel. Bence de güzel. Bravo. Sadece sarımsağı yok. Sarımsağı vardı da doğramış. O da doğradım. Doğradığı için o da şey olmuş. Hı-hı. Erimiş. Sarımsak yok ama sarımsak var içinde. Hı. Şu yufka ekmekten de biraz pilavın arasına koyacağım. Yedim yani panak yap. Biraz daha et ister misiniz? Et alabilir miyim? Birazcık var getirin. Tabağını götür. Yok ekmeğin arasına saracağım şimdi böyle biz böyle yeriz. Dürüm gibi. Aynen öyle. Çok güzel olur. Testi kebabı çok güzeldi yani çok güzel derken biliyordum ben onun nasıl yapıldığını ne durumda olduğunu. Soğan konur ona. Ne bileyim domates konur, tereyağı konur, kuyruk yağı konur. Zaten kuyruk yağı koyduğunu apaçık ortada kocaman bir şey doğramışlar. Kocaman insan onu yiyemez bile. İnsan onu küçük 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 doğrar. Biz de yaptık testi kebabını ama böyle değildi. Sadece İlk defa bugün birazcık karnım doyaraktan gideceğim. Oo çok şükür. Afiyet olsun. Şöyle, çok mutlu ettiniz beni. Kübra mutlu ol valla kaç gündür. Ben beğendiysem annem beğendim diyeceğim derim yani. Yukarıda bravo. Allah var. Bravo. Biraz çekindim evet. Siz geldiğinizde galoş meselesi yüzünden. Ama yok o normal olması lazım. Hani, ona kafanı takma. Takma ona kafanı. Mutfağı ama öyle işte. Ben beğendiysem sana beğendim. Sana nasip olduğunu da duymak. Üçüncü evet. Günümüz hiç kimse ana yemekleri şeyleri çok beğenmedi bugüne etti, kadar. Beni. Ne Yüksel teyze ne Aysel Hanım. Üstüne de ayranımı içeyim. Oo afiyet olsun ne güzel aman aman biz mutlu oluyoruz yiyen geldikçe. Sularını doldur. Evet herkes ana yemeği beğendi. Evet yedik. Çok şükür. Eline sağlık. Ama arkadaşlar sağ olsun. Su isteyen varsa su versin. Yok sağ ol. Evet sulu değildi pilav sulu gayet değil güzel. Yani. Bulgur bak, biraz böyle olur ya. Biraz benden bulgur diyor. Biz normalde değirmenden alırız bulgurlarımızı. Aynı ki daha yani memleketimizde da bunlar çok tabii. İri. Oluyor. Yok bana sulu gelmedi gayet güzel valla tadı tuzu pişmiş. Evladım bir peçete rica edebilir miyim? Bir tek bir kadın suyu biraz var. Biraz daha diri yaparız bulgur pilavını. Ben bir tık böyle seviyorum ya. Çok güzel yok beğendim. Yumuşak ben de beğendim.
Hatta ben evde bunun üzerine böyle domates, soğan, evet, öyle salatalık, öyle doğrarım her salata şey gibi, nar ekşisi, limonlu üstüne dökerim böyle. Yiyorum. Bir öğün bunu yemek olarak yerim yani, aynı hiçbir şey olmadan. Kısır gibi oluyor o zaman. Şu kısır gibi oluyor, kısır da çok severim ben. Pilavı da mecburiyetten yedim yani, aç kalmamak adına yedim. Üç gündür aç gidiyorum. Bulgur pilavı tam istediğim gibi olmadı. Ben yani tane tane olmasını isterdim. Aman ne güzel, valla öyle güzel yediniz ki. Ay ne güzel. Aç kalmadınız. Çok, çok şükür bugün ilk gün doydun. Doymadım, yok bundan doyulur mu? Nancacık koymuş. Getirdi ikinci kere. Tamam da bir nancacık kaşık gelmiyor. Tamam i̇kinci tabağı yedi halen. Ay siz tabağı bu kadar yanına konunca hani iki tabak mı oluyor? Öyle mi algılıyorsunuz? Hani gene iyi yedin. İyi yedin. Çok şükür yani. Allah'ıma bugün. Biraz daha getirsin mi? Var mı? Kalmadı. İki testi vardı ama birine yetti şeyi. Eti. Yok yani korktunuz mu kızım yani? Korktunuz mu yaparken? Sen niye büyük testi getirmedin? Bulamadık. Küçük bulduk biz. Büyük bulamadık. Testi kebabını fazla yapması lazım. Ben istedikleri zaman daha geride var. Hani verebiliriz demesileri lazımdı. İki tane testi vardı ama birine yetti. Birine et, öbürüne koyamadı için. Yetmedi. Öbürüne koyamadı. Eline sağlık. Ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Sen doydun mu Yüksel teyzem? Biraz doydum. Biraz, o da biraz doydu. Şükür. Testi kebabım çok beğenildi. Pilavım da gayet iyiydi. Çok mutlu oldum açıkçası. Şimdi tatlı da sıra. Moralin düzelmiştir herhalde. Evet, gayet iyi oldum. Buna sevindik. Çok şükür. Topla kızım git hepsinde. Hepsini böyle topla üstüne. Ara yemekte biraz sallandın, yüzün düştü ama bak ana yemekte. Evet, öyle şükür oldu. O kadar olacak, ne örek. Şey, testiyi çok yapsaydım. İncir uyutmasının kıvamı yerinde mi sence? Bunun daha fazla beklemesi gerekiyordu. Yani 3-4 saat uyuması, 2-3 saatte buzdolabında beklemesi gerekiyordu. Ama süre az olduğu için ben fazla bekletemedim. Şuradan incir alayım üzerine. Evet, incir uyutması gelecek şimdi tatlısı. Ben bizim uyutacaktın mı? Ya uyuduruk ya bayıldırık. Kurba. Öyle bir şey. İncir uyutması. Bakalım sütlü olan bir tatlı. Biliyorsunuz. Tabii canım. Tamam. Duydum ama hiç yemedim. Tadacağım şimdi. Hmm. İnşallah güzeldir. İnşallah. Bu arada dün sizin getirdiğiniz belgeyle ilgili ben biraz dün araştırma yaptım eve gidince. Merak ettim. Bir saniye, çok affedersin Yüksel teyzeciğim. Şimdi kantin işletmeciliği meslek alanı, meslek dalı olarak da pazarlama ve satış yazıyordu ya. Denklik belgesi. Denklik belgesi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek eğitim merkezince kantin işletmeciliği hakkı tanıdığı ve sertifikasını verdiği kimselerin aşçılık belgesi alma hakkı da varmış. Başvurduğunuz zaman aşçılık belgesi de alabiliyormuşsunuz. Onu öğrendim. Doğrusu çünkü o. O aşçılık belgem de var. Evet. Onu da almak yani, ama aşçılara kantin işletmeciliği hakkı verilmiyormuş. Aynen. Fakat tam tersi yani Nuray Hanım'ın durumunda olan insanlar, yani siz dediniz ya kantin evet, işletmecisi. Evet, aynen öyle. Denklik belgesi de olarak aldınız herhalde. Aynen var. Ama tamam, işte eşim bulamadı, dün. Bulamadı. Yanlış bulmuş. Benim telefonu da buldu. Aynen dedi. Çok mutlu oldum. Onun için bekliyorum, bu telefon yine burada. Ondan işte burada. Evet. Belgem var. Dur bak açısın, yarın ne yapacak bak. Bizlere o kadar şeyi edip de kendi de aşçı olarak her şeyi kötü çıkarsa puanı da kötü olur. Bulamadın, ne yapayım yani? Zoltan niye söylüyorsun? Boş ver diplomayı. Bulama ya, tamam da hayır yani arkadaşlar ısrarla üstüme geliyor, göster. Hmm. Göstersem ne yapacaksın? Anlamıyorlar. Bir de anlamıyorlar. Sen aşçı üstüme geliyorlar. Ne yapacaksın? Ben zaten aşçıyım. Anlattım ben zaten. Doğrusu da bu. Evet yani teşekkür ederim açıklama yaptığınız rica için. Rica ederim. Ben de merak ettim. Evet, bilmediğim bir konu. Çünkü aynen öyle yani ben kuru kuruya da yapmam yani. Ne gereği var öyle? Hadi gelin hadi. Bekletme bizi. Hadi kızım bayılacaklar. Bayılacak hadi. Niye canım, ana yemeği yedik. Niye bayılalım? Tatlı yiyelim ki tatlı konuşalım. Tatlı yiyecek evet. Ya tatlı yiyince de ayılacak. Salatalar burada, ayranlar burada. Daha hiçbir masa toplanmadı. Tatlımız gelmedi. Bu kardeşlerin yani içine tatlı gelemez. Gelemez bir yani. Bir masa önce bunları yani toplasın. Üpres. Ondan geliyorum sonra. Anne, geliyorum. Önce masayı topla da ondan sonra gel kızım. Kusura bakma ama biraz gelinin ağır. Sen de ağırsın. En ben azından, de mi ağırım? Evet, siz de ağırsınız. Ben de mi ağırım? Evet, siz de ağırsınız. Nasıl en azından ağırım? Gelininize... Kübra'cığım hadi kızım gel.
diyerekten hiç hitap edip de demiyorsun. Oturduğunuz hadi yerden. Kızım, hadi kızım. Tamam anne. Oturduğunuz yerden. Oturduğun yerden emrediyorsun. Ne yapayım bir arkasına mı? Kalkacaksın bir söyleyeceksin. Bir bakayım geline diyeceksin. Evet. Ünlendin. Evet. Gidip söyleyeyim. Şuna sesleniyor ya burada. Herhalde gerek duymadı. Ama seslenmeyeceksin. Gidip bakacaksın bir. Git bak. Onu en az rahatlat. Gelin hanımı rahatlat. Ben iki kere baktım gelinime kalktığımda. Tabii canım ya ne var onda bir şey yok ki ne. Yani oturduğun yerden Hükmet Bey'i seviyorsun. Geçen gün şey yaptığın gibi böyle. Ne yapayım? Gelin üstüne düşecek gibi dedim. Ne oluyor buna ya? Allah korusun. Ne diyor Sayın Hanım? Ben nasıl? Öyle doğruldum ya. Çok arka sinirli. Taraf, bir saniye pardon. Arka niye tarafı? Sinirli? Çünkü o kadar emeğimi diye hiç ettiler yani diyor. Keşke basit bir şeyler yapaydım diyor. Bu kadar emek vermeseydim. Nigar Hanım kendi gelini yönlendirememiş. Ve pratik değil. Benim geline öyle diyor da sakar gibi dedi. Kendi daha sakar. Ama bunlar alınmadan tatlı. Masamız birbirine girdi. Tamam hemen toplarım ben bunu. Toplandı işte. Ah. Daha iste. Al canım. Ya bunlar var. Tamam bunlar da götürsün. Bu mu incir yarması? İncir, incir yarması mı? Ne dedim sen? Adını da bilmiyor incir yarması. Böyle bir şey yemediğim için. İncir uyutması. İncir, tamam. İncir uyutması. Şu doğru bizi uyutmuş. Bir incir ikiye kesmiş. İçine koymuş. Uyutmak da bu işte. Senin zaten şekerin var ya inciri yeme yani. Niye bir şekerim tane yerdim? Yok yok yok. Yeme. Şekerim var. Sen de benim hiçbir şey yemem istemiyorum. Yeme. Hoşuma çünkü gider. Şekerim var. Şekerim ben seni var. Düşünüyorum. Var olmayla hiçbir şey yemiyorum şeker aslında. Bunu yeme. İnciri yeme. Ya bırak. Yani bakacağım tadına. Bak bak tabii bak. İncirin 3 saat falan uyuması gerekiyordu normalde. 2 saatte buzdolabında beklemesi gerekiyordu. Acaba o kadar oldu yürek. Onlar şey değil yani bizim için. Siz seçtiniz menünüzü. Evet. Onlar yani bak, yaptım ettim gibi bak, laflar etmene gerek yok kızım. Evet, ay, ama farklı bir şey olsun istedim. Bizim hep çorba benzer tatlar yapılıyordu. Ama bizim çorbadan daha bu da yani bir değişik bir şey olmamış. Yani incir üstüne koyunca yok. İncir ne olmuştu? İncir uyutması. İncirlerini kendi uyuyor sanırım. He, görmüş uyutuyor. Bunun içinde yan var incir. Gelmişler uyumuşlar İçin incir, işte. Evet. İçinde incir var bak. İnciri rondodan mı geçiriyoruz? Tabii. Evet. Onun içinde incir var. Tadı ondan geldi ağzıma zaten. O üstünü süs olarak koymuş. Bu annesi yok. Bu babası gibi yani. Analık çocuklar da içinde uyuyor. İncir uyutmaz da bizi uyutacakmış. Hiç azıcık aldım. Ne tadı var ne tuzu var. Çorba mıdır, tatlı mıdır belli değil. Süt müdür belli değil yani. Yok ben damak tadıma geldim. Vallahi ben de yemeyeceğim. Beğenmedin tatlı mi? Yok ben beğenmedim. Güzel olsaydı yerdim. Çünkü tadı da az. Etini yedim. Yani. Bunu ben yemedim. Hatta çok olunca bayıltır insanı. Sadece süt tadı geliyor. Normalde buna hiç şeker konulmuyor zaten. İncir kendi tadını veriyor. Çok hafif bir tatlı. Evet. Ben şeker attım. 3 kaşık falan. 3 yemek kaşığı. Keşke atmasaymışsınız. Evet. O zaman da tatlı örneğinde olmaz. Örneğinde öyle yok diyorsunuz ya. Siz kendinizden bir şeyler katmak istemişsiniz ama... Olmamış. Olmamış. Hani tatlı yerine geçmez dersiniz olsun, diye şeker kızım, attım. Olsun kızım geçmesin. Sen sunum yaptın ya önemli olan o. Tatlı veya pasta. Hiç sıkıntı değil. Eline sağlık. Öyle. Eline sağlık. Eline sağlık. Bir incir ikiye bölmüş koymuş. İncir tatlısı öyle mi olur? Yapılır incir tatlısı. Biz de yapıyoruz. İncirin arasını yararız. Güzel yıkadıktan sonra onu cevizi doldururuz. Biz kızartıyoruz. Ya da haşlayacak. Daha güzel olur. Yapılacak bir şey yok. Hay yani Allah. Çok emeğin yoktu ama kimse... etin güzel olmuştu. Ben sevmedim açıkçası. Elma sen de sevmedi. Evet. Yok. Şeyden çok süt geldi bana. İncirden evet. Çok. İncirden çok süt var. Zaten sütünen olunuyor bu. Süt tadı geliyor da ama sütünen olunuyor. Ha, incir uyutması dediniz sadece ya. Sadece ündür incirinden süt bu. Başka bir şey yok yani içinde. Sadece. Katkı yok. Yok yiyeceğim tabii. Evet. Oldu Elmas'ın suratınız oldu. Sen zaten beğenmedim. Şekerin var tam senlik o. He tabii. Ben beğenmedim. E niye hoşuma gitmeyeni yiyeyim? Nesi hoşuna gitmedi? Yani tadı güzel değil. İncir de her zaman yediğim bir şey de fazla yemem de yani. İçinde bir... Sağlıklı incir işte. Ne sağlık? İncirli reçeli olacaktı. O yük ekmeğin arasına şimdi. Ah olsa da versen incir. İncir koyun isterseniz yük ekmeğin arasına. Yok yok olmaz. İlla ki o ya, reçel. Bu incir tatlısını yapmak için eğer bunu seçtiysen güzelim. İncirin şeyleri. Bak bunun tatlısını nasıl yapacaktın? Aralarını açacaktın. Güzel yıkayacaktın. Ceviz koyup
Yapabilirdin. O tatlı çok güzel olurdu şeker koyduğunda. Evet. İncir oluşu kötü. Üstündeki incir kötü. İçine incir rondodan geçirmiş. O kötü. Sevmedim yani. Benim damak tadıma asla uymayan bir tatlı türü. Ama emek oldu. Ben şimdi etine bir şey sürmüyorum. Hepsinde var emek. Emek var. O da emek harcadı. Tabii. Hepsinde var emek. Hepsinde emek var. Sonuçta bu bir yarışma. Yani. Anladığım kadarıyla puan vermeye hazırsınız. Oraya doğru bir yol alıyor konuşmalar. O zaman biz de ne yapalım? Açık puanlamaya geçelim. Üçüncü günümüzde sevgili Kübra'nın yemeklerini yedik. Geldi sıra çok iyi bildiğiniz gibi puanlamaya. Dolmanız yanmış, pişmemiş, böreğiniz olmamış, çorbanızı beğenmedim, limon yok. Ya bir limon için mi yani? Sırf ben kazanmayayım diye bana o kadar düşük puan verdiniz. Bir kaşık aldım yani damak tadıma uydu diye böyle mi yapmak lazım? Sen de ona bir ver o zaman anne, ne olursa olsun. Evet hanımlar, sizlerle beraber üçüncü günümüzde sevgili Kübra'nın yemeklerini yedik. Geldi sıra çok iyi bildiğiniz gibi puanlamaya. Hadi alın elinize o zaman puan tahtalarınızı hanımlar. Evet bugün Elmas Hanım'la başlayacağız puanları öğrenmeye. Heyecanlı mısın? Biz de heyecanlıyız. Bakalım nasıl puanlar gelecek bugün. Sevgili Nigar Hanım ve gelini Kübra'ya. Benim puanım 4. Güzel puan. Güzel mi? İyi yani. Aa 4'ü beğendin. 2-1 vermesindense 4 gayet. Sen öyle mi bekliyordun 2-1 gelecek diye 4'e razı oldun? 2-1 gelmesin de 4'e razıyım. Tabii gelmesin de 4'e sen ne diyeceksin Nigar Hanım'a? 4'te bana göre düşük ama tatlı beğenilmediği için, börek beğenilmediği için normal diyorsun. Yapacak bir şey yok. Peki. Benim gelinime niye bu kadar beğendiğinizde az verdiniz? Kaç vermiştik? 4 verdik. 4 ama bütün yemeklerini beğendiniz. Senin gelininde en çok tatlısıyla şeyi ara yemeğini beğenmiştim. Bu puanı neye verdiniz? Bu puanda masasında fazla eksik yoktu. Bir peçetesini sorun ettik. Yani onun için de bu puanı vermek istedim. Anladım. Haksızlık değil mi benim gelinime de? Yok, haksızlık da bulmuyorum. Çok haksızlık yaptınız. Benim gelinim bu puana layık değildi. Peki bugün ama Kübra'nın yemeklerini puanladınız. Şimdi de zaten sizin puanınızı göreceğiz Aysel Hanım. Saniyeler şimdi. Benim puanım 2. 2 de verilmez ama benim onda bir sürü emeğim var. Sadece testi kebabına 2 puan verdim diyorsunuz ama benim fırına gitmem bile bir sürü emek yani. Çünkü dolmanız yanmış, pişmemiş, böreğiniz olmamış, çorbanızı beğenmedim, limon yok. Ya bir limon için mi yani 2 puan veriyor? Yani şimdi ben senin evinde mesela ben sana 4 verdiysem senin 2 vermek mi zorundasın? Ya vermiyorum. Çünkü kendi gününü atlattığı için. Etine verdim. Test kebabına verebildim. Tatlısını yani beğenmedim. Yani peçete yok. Benim gelimi masası ya hepsi tamam, vardı. O peçeteyi sorun yaptınız ama ben arz ettim size. Olmadığı için. Tamam, çünkü tamam, bir yeri de bilmiyordum. Baştan bir peçete içinden mi kırdın yani? İsteseydiniz içeriden ben size getirirdim peçete. O sırada peçete değil. Servis peçetesi. Yok peçete. Sonuçta başkasının evini kullandı. Tamam haklısınız ama bir tek de şeyinize, etinize verdim puanı. Çünkü hiçbir şey yemedim. Afiyet olsun. Peki, Yüksel teyzenin puanını göreceğiz. Yüksel teyzeciğim, açabilir misin puanını? Puanım bu 2. 2. 2. Çünkü sen benim gelinime o kadar emek verdin. 3 verdim ben. 3 verdin. Canın sağ olsun Yüksel teyze. Kaynanamın yaptığı, gelinize yaptığı yorumlardan dolayı benim emeğime bu kadar haksızlık yapamazsınız. O onun yorumları. Yemekleri. Hiçbirini beğenmediniz. Etine verdim onu da. Eti vermeseydin o et de güzel olmazsa bir verecek. Bir. Bir olsun. Evet. Oraya doğru. Senin gelinin puanıyla alakası yok mu? Yemeklerini beğenmediğin için mi verdin? Aynen öyle. Yemeklerini beğenmediğim için verdim. Afiyet gelinle olsun. Gelinle alakası teyze. Yok. Yani. Ne yapayım? Ben sana 3 verdim. İşte yine. Sen ben, ama sizin eksikleriz çoktu. En azından tamam, yine bizim masada eksik yoktu.
masada yok. Bildiğiniz bir şey hani şeyler, yoktu, eksiğimiz hiç yoktu. Geç getirdi yani. Geç o kadar da geç getirmedi ya. Senin gelinin gibi de saça saça gitmedi yere. Yani saça saça ne git? Orada oldu. Ha, bunun tamam. Yaşına göre bak, yani güzel. Aile yaşa taktılar. Yaş. Döke döke gitti senin yaş gelinin. Yaş çok önemli de. Teyze. Ha. Yaş çok önemli. Kayınvalidemin bilgisiyle vallahi benim bilgim bir değil. Güzel yapamamıştın canım. 48 benim, yaşındaki benim kadının bilgisiyle benim bilgim bir olamaz. Olamaz ama o zaman öyle katılacaktım sen. O yaşa yani, kadar bekleyecektim öyle katılacaktım. Yani o zaman öyle bekleyecektim. O zaman evet, da bir daha katılırız yarışma yapılırsa. 2 puan da az oldu yani bence. Çünkü testi kebabı çok güzel. Ben ana yemeğin, ana yemeğin beğen vermelerin için üstüne basa basa söyledim. Ana yemeği beğendiniz değil mi hepiniz de? Çünkü ana yemeği adı üstünde ana yemek. Ana yani yemeği, ana yemek güzelse pardon. Ana yemek güzelse onun puanı 2 olmamalı yani. Ama ana yemek derken bir tek etini yedim. Ben de etine verdim. Pilava hiç yemedim. Baştan da dedim pilavını peki son beğenmedim. Son olarak da Nuray Hanım'ın puanını göreceğiz birazdan. İki. Aa. İki tabak ana yemek yediniz. İki tabak ana yemek yediniz. Üçüncüyü istediniz ve iki puan verdiniz. Çok sadece etine verdim. Etin çok güzeldi. Çorbayı değiştiniz. Pilavı da beğendiniz. Pilavımı beğendiniz. Çorbamı beğendiniz. Beğendim. Nasıl beğendim? Bir dakika. Bence şu anda çok beğendiğiniz için hepinizde. Sırf ben kazanmayayım diye bana o kadar düşük puan verdiniz. Böreğin olmamıştı. Tamam kızım koyalım. Tamam böreğimi kabul ediyorum. Evet çorban olmamıştı. Çünkü böreğim içine... Ama çorbayı beğendiniz. Evet beğendiniz. Güzel benim kaşık damak tadıma uyuyor dediniz. Uydu, bir kaşık aldım yani damak tadıma uydu diye böyle mi yapmak lazım? İki mi vermek lazım o kadar emeğe karşılık? Bence bu iki yeter. Üç tane tamam şey beğendiğinizi afam söylediniz. Afam kızım yarın da var. Şey bugünün yok. Yarını var yarın yani. Yarın da var buyurun beklerim. Yerini var bugün. Lezzetlerine bakın. Sen de ona bir ver o zaman anne. Ne olursa olsun. Sasa sas yapabilirsiniz. Hayır yapma kızım. Hayır. Öyle bir şey yapmak niyetindeyseniz yapabilirsiniz. Yok. Ben o da doğru damak değil. İki de doğru bıraktım değil öyle demen de doğru. Sadece değil. Etini beğendim ben. Ama evet, çorbayı da beğendiniz. Pilavı da beğendiniz. Yok. Anlasın. Demin yukarı var ya sardım pilavı kaç yedin. Kaç kere sardım? Eti yedin güzelce. Kaç kere güzelce sardım? Bir kere tutuyorsun sardım. Tutuyorsun iki veriyorsun yani. Bu ne demek yani? Bir kere o da ete sardım. Ete. Boşuna bugünün yarını düşünmen lazım mıydı? Allah büyük. Gitti ki sardın. Yani, kısa sakız yapmak isteyenler buyursun yapsınlar. Lütfen. O da doğru değil. Peki yani, bu akşamın puanları da böyle. 3 tane 2'miz var. 1 tane 4 puanımız var. Çok üzgünüz. Ben de bu kadar düşük beklemiyordum. Beklemiyordum Zuhal Hanım. Gerçekten çok büyük börek haksızlık yaptılar. Haksızlık sadece emeğime o. Ya 3 versen anlayacaktım. Tatlım, 3 verseniz gerçekten anlayacaktım. O da olmamıştı. Beğenmedim. Çünkü böreğin de çok sertti. Kesemedim. Kapıdaki davranışın hoşuma gitmedi. Kapıdaki davranışınız hiç hoşuma gitmedi. Elin dersinin de gerekiyordu. Çünkü biz çünkü bıçakla kesemezdim. Şimdi hiç kesemezdim. Kapıdaki davranış hoş değildi. Bir kayınvalideye öyle o şekilde yapılmaz. Ne yaptım ben kapıda? Israrla girmeme engel oldum. Ben hiç ses yok, çıkarmadım. Israrla girmeme engel ses çıkarmadım. Bahane yapmayın şey bunu. Yani ayakkabının için. Israrla beni tanımazsınız. Siz kayınvalidemle. Yani beni öyleyim. Çamurlu yerden götürün. Çamura basacağım. Aynen. Evine gireceğim. Buyurun baş tacımsınız. Her zaman için hepinizde. İsterseniz yani çamurlu gerçekten girin. Çamurlu yerden gerçekten gelin. Peki. Gerçekten çamurlu gelin. Siz evinize hep ayakkabıyla mı giriyorsunuz? Hayır. Eve ayakkabıyla girilir mi? O zaman ev yok. Sen niye girdin? O zaman sen girdin. Niye girdin? O zaman sen niye girdin? Ama bu nasıl bir mantalite yani? Evime girme babacığım. Hanımefendi de galoş istedin. Galoş ne arası evinde? Ama burası hastane değil ama. Hazırlıklı olsun. Hazırlıklı olsun. Ama hazırlıklı olsun. Evet hazırlıklı olsun. Bir hazırlıyor. Çok affedersiniz. Üç gündür biliyorsunuz. Mutfağa giriyorum biliyorsunuz. Tamam biliyorum ama o zaman. Ayakkabımla girdiğimi biliyorsunuz. Galoşumu hazırlayın efendim. Saygı gösterin yemek programındayım. Hastanede satılıyor. Bu konuşmalar alırsınız. Yapıldı zaten. Eline emeğine sağlık Kübra'cığım. Şimdi ben puanı vereceğim. Sıra bende. Yarın da Nuray Hanımlara misafir olacağız. Çok buyurun, merak beklerim ediyorum yarını. Hepinize afiyet olsun. Evet. Görüşmek üzere. Takmışlar hastane. Hazırlayın ya. Biliyorsunuz ben galoş istiyorum yani. Hazırlıklı olun. Bu kadını delendirmeyelim değil. Ama nerede bulalım hastane? Alın marketten alın. Yarın çamurlu gelmezsem neyim? Evet tekrar ben sevgili Kübra'nın elinin emeğine sağlık diyorum ve ben ona bugün puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar efendim.